diyoruz. Hakikaten güzel bir meslek. Özenle yapıyorlar. Çok dikkatli çalışıyorlar. Ve hakikaten senin dediğin gibi leziz. Mideyi bulandırmıyor. Şimdi Murat Kurum ne demek istiyor buradan? Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamış mı oldu şimdi? Sen olsan köfteci olursun bakanlıklara. Ya Murat, sen 17-25 Aralık'ta devlet memuruydun. 17-25 Aralık'ın bütün pis ilişkilerinde adı geçen birisisin. Devlet memuru olarak. Niye kurtuldun? Recep abin orada güçlü bir irade ortaya koydu. Hakimleri tanımadı, savcıları tanımadı, adaleti ayakları altına aldı. Bana kumpas dedi, komplo dedi. Sen Recep Tayyip Erdoğan diklenince 17-25'te hesap vermediniz. Aksi takdirde o gün Erdoğan Bayraktar, o gün Zafer Çağlayan, 4 tane bakan bu işten Yüce Divan'a bile gitmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandı. Yüce Divan'a gitmesi. Şimdi buradan sen Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamış mı oldun? Türkiye'de herhalde köftecilik yapan milyonlarca insan vardır. Mesela bizim Ordu'da Yalıköy köftesi meşhurdur. Yalıköy köftesi. Hele bir Burhan var. Burhan 40 yıllık. Burhan'ın köftesini yemeden geçme şansın yok. Eğer Karadeniz'den geçiyorsan, Ordu'dan geçiyorsan. Şimdi Burhan'ı kötüledin mi sen? Burhan sembol bir isim. Burhan isim hakkını bile parayla satıyor. Yani köfteci Burhan hakkını bile parayla satıyor. Murat'ın ismini birine vermeye kalksak Murat Kurum diye kimse almaz. Yani Murat Kurum para da etmez şu an isim olarak yani. Çünkü artık o kadar jargon olarak, siyasi çıkış olarak çok beceriksiz birisi çıktı. Dolayısıyla siyasette hakikaten seviyeyi çok düşürdüler. Bakın sadece Murat Kurum değil, aslında AKP'lilerin çoğu şu an çıldırmış durumda. Yani kusura bakmayın birkaç yere gideceğim. Balıkesir Belediye Başkanı. Ey ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, cuma gününe kadar kararınızı verdiniz, ayağınızı denk alın, pazar gün hesabını soracağım. Sivil toplum örgütlerini tehdit etti. Sivil toplum örgütlerini. AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi amca var bizim. Hilmi amca çıktı dün İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz için hırsız dedi. FETÖ'cü dedi. Pensilvanya'dan yönetecek dedi. Soydu soydurdu dedi. Ya dediği adam AK Parti'nin belediye başkanı Ece. Yani 2020'ye kadar Recep Tayyip Erdoğan görevden alana kadar AK Parti'nin seçilmiş belediye başkanı ve 4 dönem zannediyorum belediye vekillik yapmış birisi. Şimdi avukat burada. Kişi hırsızsa hırsız mahkemeye verilir. Öyle değil mi Ahmet abi? Hırsızsa evet. Değil mi Zerdezan? Evet. Adama hırsız diyorsun. 5 yıldır Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni bu Hilmi Güler amca yönetiyor. Hem de güzel yönetiyor. Yasak Elma dizisi gibi. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi bu Hilmi amca bu Enver Yılmaz'ı mahkemeye vermemiş 5 yıldır. Hırsızlığını biliyor. Dolandırıcılığını biliyor. FETÖ'cülüğünü biliyor. Pensilvanya'dan talimat aldığını biliyor. Şimdi çıkmış çok ağır sözler söylüyor. Bu yasak elma atfınız ekonomik bir atıf mı yoksa özel hayata ilişkin? Özel hayatta. Kimileri kimin cebinde bilir. Biraz da ben o yüzden girmemeye çalışıyorum. Evet, her seferinde söylüyor. Ben kıyısından döndürüyorum. Ben ilk defa duydum hani izleyiciler de muttal olsun diye. Ya eskiden özel Dallas hayat. Vardı da. Dallas'ın bir benzeri yasak özel elma dizisi. Onun için dedim ben. Zaten diziler maşallah. Kamu da olursa bizi ilgilendirir. Yani, normalde kimsenin özel hayatı ilgilenmiyor ama kamuda, şimdi, kamu bürokrasisinde olursa. Mesela Kütahya özel değil genel. Tabii artık, Kütahya MHP Belediye Başkanı bugün bir açıklama yapıyor. Diyor ki aman ha diyor beni seçin. Ama hırsız. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Programın akışında devamında yapacağım söyleyeceğim. Hayır, gireceğim bunlara bir anda bunlara, girdiniz. Bunu söylemeyeceğim. Hırsız diyor bakın hırsız diyor. Tamam. Hırsızı seçmeyin diyor. Hırsızı seçmeyin diyor. Yani ben gidersem diyor AKP'nin adayı hırsız diyor. Hırsızı seçmeyin. Yani dil seviye demin oğul kardeşim Akın Elersin aynı şeyi konuştuk. Yani seviye o kadar düştü ki arkadaş bu nasıl bir dil? Bu nasıl bir hakaret? Yani Kemal Kılıçdaroğlu
taraftarları pankart asıyor. Ekrem İmamoğlu'na hesap soracağız. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu severim. Sevdiğimi de her yerde söyleyenlerdenim. Hangi programda olursa olsun Kemal Bey'e bir laf söylendiğinde de bir şekilde müdahale ederim, savunum. Ben Kemal Bey'i de iyi tanıdığımına inanıyorum, biliyorum. Bu nasıl bir alçaklık ki Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyecek. Pankart asıyorlar ya. Hocam pankart asıyorlar komutanım, düşünebiliyor musun? Bildiri dağıtıyorlar. Ya bu nasıl bir siyasi ahlaksızlık ya? Bu nasıl bir siyasi edepsizlik? Cumhurbaşkanı işi gücü bıraktı. CHP'nin 58 milyon liraya parti binası aldığını her mitingde konuşuyor. Ya Recep abi, senin oğlana sen 25 milyonu evden çıkartamadın ya. 25 milyon doları oğlana çıkaramadın. En son dedin ki bak Bilal, Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum dedin de kızın devreye girdi, parayı öyle çıkarttın. Ayakkabı kutularındaki milyon dolarlar değil mi ayakkabı kutularında? Bakanın oğlunun para sayma makinaları değil mi? 700 bin dolarlık saati rüşvet diye alan bakanın var. Senin bakanın çıktı, beni niye aldınız burada? Bana talimatları Erdoğan verdi dedi. Çıktınız dediniz ki bunlar montaj dediniz, bunlar yalan dediniz. Sonra yalan dediğiniz bütün paraları, ayakkabı kutusundaki paralar da dahil faiziyle paraları sahiplerine iade ettiniz. Ya sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi Amerika'dan 100 milyon dolarlık Muhammed Ali'nin çiftliğini aldı. Kendisini konuşmayanlar seviyeyi o kadar aşağı çektiler ki. Ya arkadaş ülkenin cumhurbaşkanısın. Senin konuşacağın o kadar çok şey var ki. Sen emekliyi konuş. Sen işçiyi konuş. Şimdi köylüyü konuş. Konuş derken bunları konuşmuyor. Dolayı bir gitmek istiyorum. Neden? Şimdi cumhurbaşkanı... Ecep lafımı kes. En son bir arkadaşlar bir verelim söylediği şeyi de bir dinleyelim. Kafla. Bu anlayış öyle gelmiş, böyle gider Buket Hanım. Hı hı. Onlar ne yaparsa yapsın, biz onları kendi alanında işte aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz. Şimdi... Ama tebrik etmek lazım. Kesin. Bak, vallahi delikanlı. Türkiye'de siyasette söylenecek, söylenmeyecek olanı adam içinden geldiği gibi söylüyor. Yani... Sizinle diyor her türlü oyunu kuracağız, sizi her türlü tiyatroya çekeceğiz, sizin hakkınızda her türlü montajı yapacağız. Bu oyunun kuralı bu diyor adam. Yani tebrik etmek lazım. Murat'ı yani, tebrik ediyorum. Yani, dolayısıyla bu para saymalar mara saymalar direkt Murat Kurum tarafından... Murat becerikli çıktı. Kah falan var ama hakikaten... Şimdi... Murat sen üzerine alınma bu Murat. Yani. Ya senin kadar cesur konuşuyor. Yani cesur yani. Beni de geçti. Aynı oyunları devam edeceğiz beni diyor. Aynı oyunları oynayacağız diyor. Yani diyor ki nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'le görüştürdük, montaj kaset yaptıysak diyor. Şimdi de Ekrem'e her türlü montajı yapacağız diyor. Peki şimdi şöyle bir soru sormak gerekiyor artık. Bundan 25-30 yıl önce belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dendiğinde aklımıza ne gelirdi? Hangi hizmetleri yapan bir kurum gelirdi? Benim Haliç geliyordu abi. Şimdi bir Haliç Dalı. Yol bakımı, asfaltlanması, susuzluk, temizlik değil mi? Su dağıtımı, içilebilir temiz su, çevreyi korumak. Hava kirliliği vardı. Çevreyi kirliliği, yeşil alanlar yapmak, parklar yapmak, spor tesisleri yapmak. Şimdi peki kent lokantaları. Çocuklara süt, fakirlere para yardımı, kreşler. Şimdi Mansur Yavaş rahim ağzı kanseri önleyici aşıyı da yapacağını Sağlık söylüyor. Sağlık Bakanlığı. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yapması gerekeni Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani artık giderek Büyükşehir Belediye Başkanları, özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları... Sanki ayrı bir iktidarmış gibi. O halde yerelin önemi mi artacak önümüzdeki süreçte? Yani bu aslında hem Türkiye'nin içine sürüklendiği derin yoksulluğun karşımıza çıkarttığı bir mücadele tablosu, hem de gelir dağılımındaki korkunç adaletsizliğin belediye başkanlarını yapmak zorunda bıraktığı görevler. Yoksulluğun yönetilmesiyle ilgili. Ben dün kağıt toplayan emekli bir öğretmen gördüm. Evet.
Kağıt toplayan, emekli öğretmen gördüm. Ne acı. Ve konuştum. Dedim ki, hocam yani bir öğrencinizle karşılaşsanız utanılacak bir şey yok dedi. Ben hırsızlık yapmıyorum. Beni kağıt toplamaya mecbur edenler utansınlar. Ya damdan 70 küsur yaşında tamir yaparken, çanak anteni tamir ederken bir emekli düştü ve hayatını kaybetti. Evet. Aslında yani, belediyenin yani çok şu anda Hızır gibi yoksul insanların imdadına yetişen bir İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları. İşte bu da Murat Kurum'u yönetmek artık siyasi iktidarın da üstesinden gelemediği bir sorun. Bu da haline geldi. Murat Kurum'u ve o yüzden belediyelerin bu özellikleri ön plana çıkıyor. Bu da Murat Kurum'la Ankaralı Turgut'u rahatsız ediyor. Proje üretemedi. Ankaralı Turgut deme lütfen. Akla kahtalı maçı gibi bir şey geliyor. Adamın adı var, soyadı var. Lütfen öyle itibar. Abi öyle deme, gözünü seveyim. Adam herkese her lakabı söylüyorlar da biz mi söylemeyelim? Demediklerini bırakmıyorlar ya. Namussuz, haysiyetsiz, sürtük. Yok, yani söylenebilecek en ağır sözü. Biz öyle bir üslubu benimsemeyiz. Herkes hak ettiği şekilde benden o şekilde cevap alır. Karşıya saygı göstermeyen saygı beklemeyecek abi. Ben Uğur abi, benim abim. Sen bana kardeşim diyorsun, diyorum. Saygı gösteren saygısını görür. Bunlar. Sonra Ankaralı Turgut sevdiğimde bir sanatçı da ismi aynı zamanda. Çok da kıymetli, değer verdiğimde bir abim. O da sevdiğim bir insan. Ama karışabilir işte ikisi. Ha şimdi, yok, öbürü Ankaralı Turgut dediğinde. Şimdi bak şunu hemen söyleyeyim. Belediye başkanı olarak ikisi proje bulamıyor. Benim Murat Kurum'la Turgut Altınok'a iki tane önerim var. İkisine. Şu an yaşlı amcalar özellikle bu dul maaşlarından sonra evlenemiyorlar. Evlenemedikleri için de büyük sıkıntıları var. Bence ikisi bu yaşlı amcalara belediye başkanı olduklarında hanım bulma vaadinde bulunsunlar, oy patlaması yaparlar abi. Geçenlerde bizim Ordu'da amcanın bir tanesi belediye başkan adayından açık açık istedi. Enteresan. İstedi. Yalnız buradan bir çağrı yapalım. Yani buradan bir çağrı yapalım. Sayın Murat Kurum, o hanımefendi meslektaşımızın karşısına çıkmış. Buyursun bizim programımıza da katılsın. Abi senin gibi değil mi? Peki sen programa katılında şunu diyeceksin mi? Benim oyum Ekrem İmamoğlu'na değil diyeceksin mi? Gazeteciliğin, televizyonculuğun yazmışlar bugün yani altına. Öyle önderliğini yaptın ki çocukluğumuzun yani işte hayatıyla, arenasıyla yani hep idolümüzsün, büyüğümüzsün. Ben bu arada da 29 yıl gazetecilikte yaptığım için biliyorum. Hep böyle ya, dövüşten, kavgadan, maşallah, bağırmaktan o tarafa fırsat gelmiyor. Şimdi ekonomiden bahsediyorum. Yazıyorlar ya ekonomiyi de biliyormuşsun. Yani sanki bilmemem gerekiyormuş gibi. Mesela hukuku da biliyorum. 4 yıl hapiste yattım. Hukuku da biliyorum. Vaktin çok oldu. Çok vaktim. Şimdi dolayısıyla abi bak öyle bir hale getirdiler ki memleketi. Hakikaten anlaşılmaz bir yapıya dönüştürdüler abi. Birbirimizi anlamıyoruz, anlatamıyoruz, bir şey ifade edemiyoruz. Sürekli kavga, gürültü. İşte dedim ya gazetecilikte. Hanımefendi diyor ki ben oyumu Ekrem İmamoğlu'na vermeyeceğim. Gördünüz mü öyle bir gazetecilik? Yaşadınız mı böyle bir şey? Yaşadınız mı ya? Bir gazeteci, fikrin olur, tarafın olur, oy verirsin, saygı duyarız. Ama bir kanalda çıkıyorsun, o kanala da kendinizden olmayanlara da çıkarmıyorsun. Mesela ben bu akşam Habertürk'e hayret ettim. Vallahi hayret ettim. Ama siz şimdi başka kanalların reklamını yapmayın. Hayır, niye hayret ettiğimi söyleyeyim. Reklamın iyisi kötüsü var. Madem sordun, Meral Danış 5... Cevap vereyim bir dakika. Bir örnekle cevap vereyim. HDP, çok çarpıcı ama bir şu örnek. Anda... Şunu, HDP'yi şeytanlaştırırken abi bu yandaş medya çok ilginçtir. Hep böyle artık demden CHP'ye karşı olanlardan Ekrem İmamoğlu'na acımasız eleştiri getirenlerden çıkarıyorlar. Çıkarsınlar. Ama bu söz söylenir mi? Ben oyumu Ekrem İmamoğlu'na vermeyeyim. Söylen. Bak şimdi. Ya bana X Parti'nin Kadıköy ilçe teşkilatı mektup yazmış. Belediye başkan adayımızı Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak ziyaretinize getirmek istiyoruz demişler. Ben de dedim ki benim bulunduğum konum siyaset üstü bir konumdur. Mesleğim ayrı. Mesleğimi ayrı bir şapkayla yaparım. Ama burası bir siyaset propaganda merkezi
olamaz. Bütün emekliyi dedi, enflasyona ezdirmedik dedi. Türkiye enflasyonda Arjantin, Lübnan, üçüncü sırada Türkiye abi. Dünya üçüncüsüyüz. Nasıl ezdirmedi? Emekli ezildiğini gördüğü için, emekli feryat ettiğini gördüğü için, onun için adaylara diyor ki, bakın Aydın'da Mustafa Savaş kahveye giriyor, amcam kafasını kaldırmadan diyor ki, 10 bin lirayla nasıl geçiriyor başkan, neye geldin buraya diyor. Adamın kulağına eğiliyor, diyecek bir şey bulamıyor. Akşam yatağa huzur içinde yattığında, sabah cennet gibi bir vatana uyanıyorsan şükret diyor, o vatan sana cennet diyor. İşine bak, çık dışarıya. Evet, bak. Karşılaşmalarda çok ters tabii tepkiler almaya başlandı anladığım yani kadarıyla, değil mi? Yani tabii, halkla ciddi karşılaşmalarda ciddi tepki var. Ya TOKİ konutları Murat Kurum. Murat Kurum dün çıkmış diyor ki, yani Ekrem İmamoğlu kent lokantasında 40 liraya yemek veriyor. Ne var bunda diyor. Ya Murat, ne var bunda diyene kadar niye vermediniz? Ha bir dakika, orada çok önemli bir şey var. Orada diyor ki ben istesem 2 günde 39 ilçede açarım diyor ama kimse ona dönüp de niye istemedin, niye o zaman bütün güç tamam senin elindeydi, 25 sene yönettiniz siz İstanbul'u demiyor kimse. Hala Üsküdar'da bak haber neydi, dikkatinizi çekmiştir ama 500 kişilik çadıra 5000 kişi sıraya girmiş. Bak iftar çadırı 500 kişilik, sırada 5000 kişi var. Milleti sokakta, çöpte, ekmeğe, pazarda sebze toplamaya mahkum etti bunlar. Millet de bunun hesabını soracak. Ama orada onun şöyle için çok yanlış bir şey var. Mesela Turgun Altınok'tan Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a. Hepsi emekliye para vereceğim diyor. Bu belediyenin işi değil. Belediyenin veremezler. İşi, öyle bir şey yok Murat'ım. Veremezler. Kendileri yalan konuşuyorlar. Kendilerinin alıştılar, ifadesi. Alıştılar yalana. Evet, tamam dördün. Hepsinin şeye, ifadesi var ama veremezler. Vermemeleri gerek çünkü belediye hizmeti bambaşka bir şey. Yani çöp toplamak, atık tesisi yapmak, atıyorum park yapmak, eyvallah. Tabii. Ama gidip de emekliye para vermek devletin işi. Yani yalnız bu işler karışmamalı. Mansur Yavaş'tan, Ekrem İmamoğlu'ndan bunların söylediği gibi her ay 5 bin lira maaş vereceğim diye duymadım Murat. Bu Ankaralı Turgut'la Murat Kurum, onlar biri 5 bin lira, biri 2500 lira, evet, her ay maaş verecekler. Ben de sordum işte nasıl vereceksiniz? 2 bin lirayı, ikramiyeyi 3 bin lira yaparken bunlar bol keseden atıyor, emekliyi tahrik ediyor. 7 bin lira verirsek 1.4 trilyon, 10 bin lira verirsek 1.9 trilyon. Doğru. Devletin bunu ödeyecek parası mı var? Bunlar devlet yönetmeyi bilmiyor derken Recep abilere Ankaralı Turgut'la İstanbullu Murat nasıl verecek? Onu emek nereden verecek? Yani vermeyecek, yalan konuşuyor. Biz geleneklerine aslında petrol konusuna gene getireceğim ben. Biz aslında geleneklerine bağlı bir milletiz. Seçim yaklaştıkça petrol bulunduğu haberlerinin servis edilmesi de benim yadırgadığım bir durum değil. Yıllardır. Ben kendimi bildim bileli bulunur. Seçim zamanı petrol bulunur. Öyle bir müjde verilir. Ama AKP döneminde bu petrol kuyuları ya da petrol bulunduğu haberleri, doğalgaz bulunduğu haberleri sürekli kazanmaya başladı. Tek fark o. Yani işte mesela bir de ülke mesela. Aslında keşke bulunsa. Keşke bulunsa da şeffaf değil. Mesela geçen sene doğalgaz buldular. Doğalgaz üretimi, biz gelecek sene bu kadar çıkartacağız dediler. Yani milyon doğalgazlar hakkında konuştular. Şu ana kadar çıkan yok. Üzerine üstlük biz Rusya'dan bedavaya doğalgaz aldık. Ama BOTAŞ'ın bir doğalgaz borcu var. Ama açıklanmıyor. Bu doğalgaz işte bu şirket sırrıdır deyip açıklanmıyor. 20 milyar dolardan konuşuluyor. 31 milyar dolar Murat'cığım. İşte 20 bir dezenformasyon Putin, beni yalanlasın. O 20 değil 31 desin ama. Putin gelişini niye erteledi? Recep abi dedi ki seçimden sonra. Putin seçimden sonra gel. Bu parayı ne ödeyecek gücüm var ne de bu parayla seninle kötü olmak istemiyorum. Seçimden sonra ödeyecek gücü olmayacak. Diyecek ki ben battım zaten, Dünya Bankası gel otur diyecek, iddialıyım. Dünya Bankası'na devredecek. Çünkü ülke batıyor. Bakın şu yüksek faizler zombi şirketleri batıracak. Yine Murat'ın ilgi alanı, zombi şirketlerin batmasıyla Türkiye'de milyonlarca insan işsiz kalacak abi. Bu faizi zombi şirketleri götüremez. Götürmesi imkansız. Buraya kadar doğru. İtiraz edecek bir şey yok. Bu faizlerle zombi şirketler gitmez. Mesela Mehmet Şimşek bütçe harika gitti, tuttuk diyor. Şimdi bütçedeki çok 1.1 trilyon lira Merkez Bankası'nın üzerine atıldı. Bunu yalanlasa 1.1 trilyon lira. Aslında o bütçe açığı. Ama bütçeden alıp onu Merkez Bankası'na koydular.
Sen maaşları da o zaman oradan oraya koy, bütçe çiçek peki, gibi olsun. Peki Muratçım, cahilliğime ver lütfen. Madem kötü her şey bu... En son bir arkadaşlar bir verelim söylediği şeyi de bir dinleyelim. Kafla. Bu anlayış öyle gelmiş, böyle gider Buket Hanım. Hı hı. Onlar ne yaparsa yapsın, biz onları kendi alanında işte aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz. Şimdi... Ama tebrik etmek lazım. Kesin. Bak vallahi delikanlı. Türkiye'de siyasette söylenecek, söylenmeyecek olanı adam içinden geldiği gibi söylüyor. Yani sizinle diyor her türlü oyunu kuracağız, sizi her türlü tiyatroya çekeceğiz, sizin hakkınızda her türlü montajı yapacağız. Bu oyunun kuralı bu diyor adam. Yani tebrik etmek lazım. Murat'ı yani, tebrik ediyorum. Yani, dolayısıyla bu para saymalar mara saymalar direkt Murat Kurum tarafından... Murat becerikli çıktı. Kah falan var ama hakikaten... Şimdi... Murat sen üzerine alınma bu Murat. Yani. Ya senin kadar cesur konuşuyor. Ya, yani cesur yani. Beni de geçti. Aynı oyunları devam ya, edeceğiz beni diyor. Aynı oyunları oynayacağız diyor. Yani diyor ki nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'le görüştürdük montaj kaset yaptıysak diyor. Şimdi de Ekrem'e her türlü montajı yapacağız diyor. Peki şimdi şöyle bir soru sormak gerekiyor artık. Bundan 25-30 yıl önce belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dendiğinde aklımıza ne gelirdi? Hangi hizmetleri yapan bir kurum gelirdi? Benim Haliç geliyordu abi. Şimdi bir Haliç'i temizleyen. Haliç Dalı. Yol bakımı, asfaltlanması. Susuzluk. Temizlik değil mi? Su dağıtımı, içilebilir, temiz su, çevreyi koruma. Hava kirliliği vardı. Çevreyi kirliliği, yeşil alanlar yapmak, parklar yapmak, spor tesisleri yapmak. Şimdi peki, kent lokantaları, fakir. Çocuklara süt, fakirlere para yardımı. Kreşler. Şimdi Mansur Yavaş, rahim ağzı kanseri önleyici aşıyı da yapacağını Sağlık söylüyor. Sağlık Bakanlığı. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yapması gerekeni Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani artık giderek Büyükşehir Belediye Başkanları, özellikle İstanbul ve Ankara, Büyükşehir Belediye Başkanları sanki ayrı bir iktidarmış gibi. O halde yerelin önemi mi artacak önümüzdeki süreçte? Yani bu aslında hem Türkiye'nin içine sürüklendiği derin yoksulluğun karşımıza çıkarttığı bir mücadele tablosu hem de gelir dağılımındaki korkunç adaletsizliğin belediye başkanlarını yapmak zorunda bıraktığı görevler. Yoksulluğun yönetilmesiyle ilgili. Ben dün kağıt toplayan emekli bir öğretmen gördüm. Evet. Kağıt toplayan emekli bir öğretmen gördüm. Ve konuştum. Dedim ki hocam yani bir öğrencinizle karşılaşsanız utanılacak bir şey yok dedi. Ben hırsızlık yapmıyorum. Beni kağıt toplamaya mecbur edenler utansınlar. Ya damdan 70 küsur yaşında tamir yaparken, evet, çanak anteni düştü. Tamir ederken bir emekli düştü, evet, ve hayatını kaybetti. Evet. Aslında yani, belediyenin yani çok şu önemli anda, bir... Şu anda Hızır gibi yoksul insanların imdadına yetişen bir İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları. İşte bu da Murat Kurum'u yönetmek... Artık siyasi iktidarın, evet, da üstesinden gelemediği bir sorun. Bu da işte haline geldi. Murat Kurum'u ve o yüzden belediyelerin bu özellikleri ön plana çıkıyor. Bu da Murat, evet, Kurum'la Ankaralı Turgut'u rahatsız ediyor. Proje üretemedi. Ankaralı Turgut deme lütfen. Aklına kahtalı maçı gibi bir şey geliyor. Adamın adı var, soyadı var. Lütfen öyle abi öyle et. Deme gözünü seveyim. Adam herkese her lakabı söylüyorlar da biz mi söylemeyelim? Demediklerini bırakmıyorlar ya. Namussuz, haysiyetsiz, sürtük. Yok, yani yok, söylenebilecek biz, en ağır sözler. Öyle bir üslubu yok benim abi, herkes hak ettiği şekilde benden o şekilde cevap alır. Karşıya saygı göstermeyen saygı beklemeyecek abi. Ben Uğur abi, benim abim. Sen bana kardeşim diyorsun, teşekkür abi ederim diyorum. Saygı gösteren saygısını görür. Bunlar. Sonra Ankaralı Turgut sevdiğimde bir sanatçı da ismi aynı zamanda. Çok da kıymetli, değer verdiğimde bir abim. O da sevdiğim bir insan. Ama karışabilir işte ikisi. Ha şimdi, yok öbürü sanatçı dediğinde. Şimdi bak şunu hemen söyleyeyim. Belediye başkanı olarak ikisi proje bulamıyor. Benim Murat Kurum'la Turgut Altunok'a iki tane önerim var. İkisine. Şu an yaşlı amcalar özellikle bu dul maaşlarından sonra
Evlenemiyorlar. Evlenemedikleri için de büyük sıkıntıları var. Bence ikisi bu yaşlı amcalara belediye başkanı olduklarında hanım bulma vaadinde bulunsunlar, oy patlaması yaparlar abi. Geçenlerde bizim Ordu'da amcanın bir tanesi belediye başkan adayından açık açık istedi. Enteresan. İstedi. Yalnız buradan bir çağrı yapalım. Yani buradan bir çağrı yapalım. Sayın Murat Kurum, o hanımefendi meslektaşımızın karşısına çıkmış. Buyursun bizim programımıza da katılsın. Abi evet, seni gidelim. Pekala sen programa katıldığında şunu diyeceksin mi? Benim oyum Ekrem İmamoğlu'na değil diyeceksin mi? Gazeteciliğin, televizyonculuğun yani öyle önderliğini yaptın ki çocukluğumuzun yani işte hayatıyla, arenasıyla yani hep idolümüzsün, büyüğümüzsün. Ben bu arada da 29 yıl gazetecilikte yaptığım için biliyorum. Hep böyle ya, dövüşten, kavgadan, maşallah, bağırmaktan o tarafa fırsat gelmiyor. Şimdi ekonomiden bahsediyorum. Yazıyorlar ya ekonomiyi de biliyormuşsun. Yani sanki bilmemem gerekiyormuş gibi. Mesela hukuku da biliyorum. 4 yıl hapiste yattım. Hukuku da biliyorum. Vaktin çok oldu. Çok vaktin. Şimdi dolayısıyla abi bak öyle bir hale getirdiler ki memleketi. Hakikaten anlaşılmaz bir yapıya dönüştürdüler abi. Birbirimizi anlamıyoruz, anlatamıyoruz, bir şey ifade edemiyoruz. Sürekli kavga, gürültü. İşte dedim ya gazetecilikte. Hanımefendi diyor ki ben oyumu Ekrem İmamoğlu'na vermeyeceğim. Gördünüz mü öyle bir gazetecilik? Yaşadınız mı böyle bir şey? Yaşadınız mı ya? Bir gazeteci, fikrin olur, tarafın olur, oy verirsin, saygı duyarız. Ama bir kanalda çıkıyorsun, o kanala da kendinizden olmayanlara da çıkarmıyorsun. Mesela ben bu akşam Habertürk'e hayret ettim. Vallahi hayret ettim. Ama siz şimdi başka kanalların reklamını yapmayın. Hayır, niye hayret ettiğimi söyleyeyim. Reklamın iyisi kötüsü var. Madem sordun, madem Meral Danış 5... Cevap vereyim bir dakika. Meral bir örnekle Danış cevap vereyim. HDP, çok çarpıcı ama bir şu örnek. Anda... Şunu, HDP'yi şeytanlaştırırken abi bu yandaş medya çok ilginçtir. Hep böyle artık DEM'den, CHP'ye karşı olanlardan, Ekrem İmamoğlu'na acımasız eleştiri getirenlerden çıkarıyorlar. Çıkarsınlar. Ama bu söz söylenir mi? Ben oyumu Ekrem İmamoğlu'na vermeyeyim. Söylen. Bak şimdi. Ya bana X Parti'nin Kadıköy İlçe Teşkilatı mektup yazmış. Belediye başkan adayımızı Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak ziyaretinize getirmek istiyoruz demişler. Ben de dedim ki benim bulunduğum konum siyaset üstü bir konumdur. Mesleğim... Emekli dedi, enflasyonu ezdirmedik dedi. Türkiye enflasyonda Arjantin, Lübnan, üçüncü sırada Türkiye abi. Dünya üçüncüsüyüz. Nasıl ezdirmedi? Emekli ezildiğini gördüğü için, emekli feryat ettiğini gördüğü için... Onun için adaylara diyor ki bakın Aydın'da Mustafa Savaş kahveye giriyor. Amcam kafasını kaldırmadan diyor ki 10 bin lirayla nasıl geçiriyor başkan neye geldin buraya diyor. Adamın kulağına eğiliyor diyecek bir şey bulamıyor. Akşam yatağa huzur içinde yattığında sabah cennet gibi bir vatana uyanıyorsan şükret diyor. O vatan sana cennet diyor. İşine bak çık dışarıya. Evet bak. Karşılaşmalarda çok ters tabii. Tepkiler almaya başlandı anladığım yani, kadarıyla değil mi? Yani halkla karşılaşmalarda ciddi tepki var. Ya TOKİ konutları Murat Kurum. Murat Kurum dün çıkmış diyor ki yani Ekrem İmamoğlu kent lokantasında 40 liraya yemek veriyor. Ne var bunda diyor. Ya Murat ne var bunda diyene kadar niye vermediniz? Ha bir dakika orada çok önemli bir şey var. Orada diyor ki ben istesem... İki günde 39 ilçede açarım diyor ama kimse ona dönüp de niye istemedin niye o zaman? Bütün güç tamam. Senin elindeydi. 25 sene yönettiniz siz. Hala yönetiyorsunuz. Hala. Üsküdar'da bak haber neydi? Dikkatinizi çekmiştir ama 500 kişilik çadıra 5000 kişi sıraya girmiş. Bak iftar çadırı 500 kişilik. Sırada 5000 kişi var. Milleti sokakta, çöpte, ekmeğe, pazarda sebze toplamaya mahkum etti bunlar. Millet de bunun hesabını soracak. Ama orada onun şöyle için... çok yanlış bir şey var. Mesela Turgun Altınok'tan Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a. Hepsi emekliye para vereceğim diyor. Bu belediyenin işi değil. Belediyenin veremezler. İşi... Öyle bir şey yok Murat'ım. Veremezler. Kendileri yalan konuşuyorlar. Kendilerinin alıştılar, ifadesi. Alıştılar yalana. Evet kendi ama dördün hepsinin şeye, ifadesi var ama veremezler. Vermemeleri gerek çünkü belediye hizmeti bambaşka bir şey. Yani çöp toplamak, atık tesisi yapmak, atıyorum park yapmak eyvallah. Tabii. Ama gidip de emekliye para vermek devletin işi.
Yani yalnız bu ben, işler karışmamalı. Mansur Yavaş'tan, Ekrem İmamoğlu'ndan bunların söylediği gibi her ay 5 bin lira maaş vereceğim diye duymadım Murat. Bu Ankaralı Turgut'la Murat Kurum, onlar biri 5 bin lira, biri 2500 lira, evet, her ay maaş verecekler. Ben de sordum işte, nasıl vereceksiniz? 2000 lirayı, ikramiyeyi 3000 lira yaparken bunlar bol keseden atıyor, emekliyi tahrik ediyor. 7000 lira verirsek 1.4 trilyon, 10.000 lira verirsek 1.9 trilyon. Doğru. Devletin bunu ödeyecek parası mı var? Bunlar devlet yönetmeyi bilmiyor derken Recep abilere Ankaralı Turgut'la İstanbullu Murat nasıl verecek? Onu ben de nereden verecek? Yani vermeyecek, yalan konuşuyor. Biz geleneklerine aslında nasıl gönderecek? Petrol konusuna gene getireceğim ben. Biz aslında geleneklerine bağlı bir milletiz. Seçim yaklaştıkça petrol bulunduğu haberlerinin servis edilmesi de benim yadırgadığım bir durum değil. Yıllardır. Ben kendimi bildim bileli bulunur. Seçim zamanı petrol bulunur. Öyle bir müjde verilir. Ama AKP döneminde bu petrol kuyuları ya da petrol bulunduğu haberleri, doğalgaz bulunduğu haberleri sürekli kazanmaya başladı. Tek fark o. Yani işte mesela bir de ülke mesela. Aslında keşke bulunsa. Keşke bulunsa da şeffaf değil. Mesela geçen sene doğalgaz buldular. Doğalgaz üretimi biz gelecek sene bu kadar çıkartacağız dediler. Yani milyon doğalgazlar hakkında konuştular. Şu ana kadar çıkan yok. Üzerine üstlük. Biz Rusya'dan bedavaya doğalgaz aldık. Ama BOTAŞ'ın bir doğalgaz borcu var. Ama açıklanmıyor. Bu doğalgaz işte bu şirket sırrıdır deyip açıklanmıyor. 20 milyar dolardan konuşuluyor. 31 milyar dolar Murat'cığım. İşte 20 bir dezenformasyon Putin, beni yalanlasın. O 20 değil 31 desin ama. Putin gelişini niye erteledi? Recep abi dedi ki seçimden sonra. Putin seçimden sonra gel. Bu parayı ne ödeyecek gücüm var? Ne de bu parayla seninle kötü olmak istemiyorum. Seçimden sonra ödeyecek gücü olacak mı? Seçimden sonra ödeyecek gücü olmayacak. Diyecek ki ben battım zaten. Dünya Bankası gel otur diyecek, iddialıyım. Dünya Bankası'na devredecek. Çünkü ülke batıyor. Bakın şu yüksek faizler zombi şirketleri batıracak. Yine Murat'ın ilgi alanı. Zombi şirketlerin batmasıyla Türkiye'de milyonlarca insan işsiz kalacak abi. Bu faizi zombi şirketleri götüremez. Götürmesi imkansız. Buraya kadar doğru. İtiraz edecek bir şey yok. Bu faizlerle zombi şirketler gitmez. Mesela Mehmet Şimşek bütçe harika gitti, tuttuk diyor. Şimdi bütçedeki çok 1.1 trilyon lira Merkez Bankası'nın üzerine atıldı. Bunu yalanlasa 1.1 trilyon lira. Aslında o bütçe açığı. Ama bütçeden alıp onu Merkez Bankası'na koydular. Sen maaşları da o zaman oradan oraya koy, bütçe çiçek peki, gibi olsun. Peki bu şekilde şeyi söylüyor sık sık. Acemi aday diyor Murat Kurum için. Ve Allah herkese böyle bir rakip nasip etsin diyor. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na kullandığı söylem biliyorsunuz. Bu acemi sade bir ifade ama sanki tutuyor gibi değil mi? Şöyle, ne ben, dersiniz? Yaklaşık bir 3-4 hafta önceydi herhalde Uğur abi Necdet Sancar vardı değil mi hatırlıyorsunuz? Evet, evet. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı muhatap almasın, evet, kurumu muhatap alsın demiştim. Bir programdı, İPM evet, programıydı evet, herhalde öyle ya da Sincan'ın doğru. Ekrem İmamoğlu'nun muhatabı Cumhurbaşkanı değil, Murat Kurum gibi beceriksiz, siyasetten uzak birisi. Onu hedef alırsa daha doğru iş yapar demiştim. Nitekim kendini gösteriyor. Murat Kurum Gazze ve Filistin'e yardım edeceğim demedi. Biz kazanırsak Gazze kazanır dedi. Gazze, Filistin kurtulur, kazanır dedi. Yani Murat Kurum belediye başkanı olunca Allah nasip edip belediye başkanı olmayacak inşallah da Allah da nasip etmesin. Belediye başkanı olursa Gazze'ye silahlı yardım yapacak. İsrail'e savaş açacak. İstanbul Büyük Ordular Komutanı olarak Başkomutan Murat Kurum edasıyla Gazze'yi kurtarmaya gidecek seçilirse. Onu demek istedi. Bir de Rabia'yı dört parmağı anlatırken neyine karşısın dedi. Biz karşı değiliz dört parmağa. Dört parmağı tam 11 yıldır gözümüze sokuyorlar. Dört parmağı sonradan çevirdiler. Tek vatan, tek dil, değil mi? Tek millet, tek bayrağı. Dört parmak neydi? Esma. 2013 Rabia yılında Rabia. Esma diye bir kızın Rabia meydanında öldürülmesi sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan
babasının kızına yazdığı mektupla hüngür hüngür canlı yayında gözyaşı döktü, ağladı, feryadı figan etti ve dedi ki Rabia'yı unutmayacağız deyip dört parmak yaptı. Ama Sisi'yle sonra geldi 14 Şubat özür dilerim. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Sisi'yle buluştu. Sisi'yle buluştu. Ne yaptı biliyor musunuz? Ya da daha doğrusu ne yapmadı? Esma'nın mezarına bile gitmedi. Dua bile etmedi. Dolayısıyla Sisi ile olan tazelenen aşk sebebiyle dört parmak Rabia tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrağa dönüştü. Tek bayrağa inanıyorlar mı? İnanmıyorlar. Külliyen yalan. Recep Tayyip Erdoğan değil miydi 20 gün önce kelimeyi tevhid bayraklarımıza saldıran lümpen faşistler diyerek, İslam olmayan Türkçülük yapanlar diyerek kelimeyi tevhid bayrağı dedi. Kelimeyi tevhid bayrağı olur mu ya? Anayasanın ilk dört maddesinde bayrağın rengi de şekli de belirlenmiş ay yıldızlı kırmızı zemin üzerinde hepimizin gururu olan Türk bayrağı ay yıldızlı bir bayraktır. Ama Recep Tayyip Erdoğan tek bayrak dedi diye konuşan Murat Kurum bayrağı bile çift yapan kelime-i tevhidi ki kelime-i tevhid Suudi Arabistan'ın bayrağıdır değil mi? O bayrak Suudi Arabistan'ın bayrağıdır ki bayrağın ne kadar önemli olduğunu da güzellik kraliçesinin verdiği pozda gördük değil mi? Çok da önemli bir bayrak. Allah kimseyi Cemal Engin Yurt'un diline düşürmesin hakikaten ya. Şimdi, dolayısıyla Murat Kurum hakikaten siyasetin gerek jargonu itibariyle, gerek dili itibariyle, gerek sokak bilgisi itibariyle başına gelebilecek en büyük belayı almış bir adam. Şu an muhtemelen şöyle diyor. Allah ben nereden düştüm buraya? Havuza 5 tane timsah var. Zenginin bir tanesi demiş ki kim bu havuzdan karşıya yüzerse 10 bin dolar vereceğim. O ara bir tanesi havuzun içinde canıraş yüzüyor. Kalkmış karşıya geçince alkış, kıyamet, kameralar çevrilmiş, helal olsun, ne cesaret, ne büyük cesaret, 10 bin doları kazandım. La bırakın parayı, beni bu havuza kim attı demiş. Murat Kurum şu an havuza kimin attığını düşünüyor. Bakın bugün çıkmışlar, Ekrem İmamoğlu Kürtçe bir ağıt dinledi diye ortalığı yıkıyorlar. Sözlerini değiştirmişler. Kürtçe ağıt. Ağıt yani normal. Bizim küçüklüğümüzde siz bizden daha iyi bilirsiniz. Pazar yerlerinde maniler bestelenirdi. Böyle ölen çocuklara değil mi cinayetler işlenirdi. Kadınlara destan yazılırdı. Kürtçe bir destan. Bunu dinledi ve duygulandı diye neredeyse vatan haini ilan eden Erdoğan Diyarbakır'da Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çığırdı. Megri'nin sözleri bir PKK'lının öldürülmesi sonrasında Türk askerine hakaret eden ve bir PKK'lıya metiye düzen bir türküdür Megri Megri. Bunu tartışmayanlar... O dönemde bunu garnizonun normal, içinde PKK'lılar Türk bayrağını indirmediler mi? Bunu tartışmayanlar Megri Megri türküsü söyledi diye Tayyip'i demokrat kabul edenler... Süleyman diye bir adam vardı hani nezaketen diyorum bir dönem bakanlık yapıyordu. Batman'da Kürtçe türkü söylerken, halay çekerken adı demokrasi oluyordu. Şimdi sığındıkları şey Ekrem İmamoğlu bir mani ya da bir destan dinledi diye. Niye? Çünkü artık savunacakları bir şey kalmadı. Bakın ben sokaktayım. Yani biraz önce hani Uğur Poyraz abime de dediğim gibi yani ben siyaseti sokakta yapıyorum diye sokağın hakikaten içindeyim. Cuma günü Ordu'nun Gabatuz ilçesindeydim. Cumhur İttifakı'nın oyu %70'in üzerinde. Müthiş bir topluluk. Ama İnsanlar heyecanlı. Tabii insanlar yeni seçimde sonuçları bekliyoruz. İnşallah. İnsanlar çok heyecanlı. Cumartesi günü Seydişehir'deydim. Konya Seydişehir'de. Seçim ofisinin açılışı adeta mitinge döndü. Adeta bir mitinge döndü. Dün Gölbaşı'ndaydım. Seçim ofisi açılışımız mitinge döndü. Kayseri'deydim, Nevşehir'deydim. Kırklareli Vize'deydim. Binlerce insanla miting yaptım. Bursa Orhan Gazi. Hatay 4 yolda Yaşar Toksoy diye bir arkadaşımız adaydı. 4-5 bin kişiyle miting yaptık. Yani nereye gittiysek büyük bir coşku, ilgi alakalı. Bunda Ece Üner gibi çok sevilen, çok seyredilen bir televizyon programcısının seni sık sık konuk etmesinin de
çok büyük payı olduğunu lütfen söylemelisiniz. Ama geçen defa ben... adını söylemedi en son. Adımı hatırlayınca, bile söylemiyor. Ben boş hatırlayınca... verdim onu. Adımı söylese yeter. Hatırlattık da ondan sonra söyledi. Yani. Ece'yi o gün ama aradığım için sana söyledim. O gün ilk aradığım Ece'ydi ama yani. Onu söylemiyor Ece. Yani tamam, Uğur abi de aradım o gün değil mi yani? Beni de aramadın bu arada. Aramadım aslında. Şimdi dolayısıyla sokaktayız. Kime selam versin borcu çıkıyor bu akşam. Murat'ı da aramadım. Bana ne SMS al. WhatsApp grubu kurdum. Sokaktayım. Bakın emin olun emekliler gelip ağlıyor. Feryat ediyorlar. Dul ve yetim maaşı alanlar. Engelli maaşı alanlar. Geçinemediklerini aynen söylüyorlar. Terörle mücadelede gazi sayılmayan 23 bin tane vatan evladı isyan ediyor. Uzman çavuşlar, sözleşmeli erbaşlar. Kadroya alınmıyorlar. Vatan için can veriyorlar. Kadroya alınmıyorlar. İsyan ediyorlar. İnfaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına dahil olmak istiyor. Yardımcı hizmet sınavı, emekli asubaylar, şehit aileleri, demin söyledim şehit aileleri, gaziler, şehitler, şehit yakınları. Toplum o kadar isyan noktasında ki emin olun bunu Murat Kurum yaşıyor. Murat Kurum yaşamıyor. Aydın Büyükşehir adayı Mustafa Savaş bir kahveye giriyor. Orada bir amca diyor ki neye geldin beyefendi diyor. Ben 10 bin lirayla geçinebiliyor muyum diyor. Hiç sordun mu? Sen milletvekiliydin diyor. O adamı ikna etmek için söylediği cümle şu. Akşam yatağına yattığında huzur içinde yastığa başını koyup sabah cennet gibi bir vatana uyandın ya bu yetmez mi diyor. O vatan sana cennet diyor. Bana cehennem diyor. O vatan sana cennet. Bana cehennem diyor. Bir dönerci Murat Kurum'a diyor ki bak ne hale düştük diyor. Emekliler yani Recep Tayyip Erdoğan 2024'de emekli yılı ilan etmiş. 10 gram altın alırken şimdiki emekli maaşıyla 5 grama düşmüş aldığı niye altın. Niye emekli yılı ilan ettiler ya? Ancak emeklilerle bu şekilde dalga geçebilirim diye. Başka türlü değil 16 milyon emekli var dalga geçmesi gerekiyor. Adam çünkü adam sarayda abi sarayda adamın dünyayla işi yok. Keçiören subay evlerinde otururken yine simitçiye uğruyordu. Yine kahveye uğruyordu, taksiciye uğruyordu, bir şekilde sokaktan haberdar oluyordu. Şimdi bin odalı bir saraya oturdu. Çalışanın biri geliyor, gel bakayım diyor, geliyor. Durum nasıl diyor, Hakan'ım çok iyiyiz diyor. Murat durum nasıl diyor, sultanım Allah senden razı olsun diyor. Pencereden bakıyor kapıda 5000 araba var. Burada kaç kişi çalışıyor diyor, 5000 kişi. Lan herkesin arabası var, memleket iyi diyor. Helikoptere biniyor, helikopterden otobana bakıyor. Diyor ki baksana her taraf araba kaynıyor diyor. Bunları söyledi değil mi? Her tarafa şey söyledi. Tırlar çok tır görüyormuş. Tırlar çok gözüküyor. İhracat iyi gidiyor. Yoksa bu kadar tır olmaz. Tır niye olur helikopterden görmüş. Yani helikopterden bakarak. Dolayısıyla halktan kopuk bir cumhurbaşkanı ve halktan kopuk olan bu belediye başkanları söyleyecek bir şey kalmayınca döndüler. Artık şey de tutmuyor. Yani PKK'lı, FETÖ'cü falan bunlar yemiyor artık. Onlar 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta onu yeterince tükettiler. O sermaye bitti. Montaj kasetler. Yani... Ya bırak onu ben hep anlatıyorum. Bir kahveye girdim İstanbul'da seçim bölge birinci bölgede. 70 yaşlarında bir amca selamun aleyküm dedim. Elimi uzattım elimi tutmadı. Hayırdır amca ne oldu dedim bir mesele mi var? Ben dedi LPG'lerin elini tutmuyorum dedi. LPG ne amca dedim yani bizim araba dizel dedim. Dizel değil mi lan çocuklar bizim araba dedim. Çocuklar dizel. Amca meğersem LGBT diyecekmiş bana da. Aklında LPG kalmış. Şimdi o da bitti. Şimdi ne kaldı geriye? Din kaldı. Çünkü en iyi sermaye insanlık tarihi boyunca din. Din üzerinden gittiğinizde çok rahat edebiliyorsunuz. Yani adam gidiyoruz diyor ki Recep Tayyip Erdoğan diyor, inançlı bir insan namaz kılıyor diyor. Birine dedim hayırdır amca bizi kiliseden çıkarken mi gördün dedim ya. Sinagogda mı gördün bizi de dedim. Recep Tayyip Erdoğan'ın namaz kıldığını söylüyor. Dolayısıyla adamın elinde tek sermaye din kaldı. Onun için Murat Kurum da aslında ağzına da yakışmıyor. Söyleyemiyor da, beceremiyor da tamam mı? Onu da beceremiyor. Yani ya düşünsenize küçük çekmece, büyük çekmece diyen, Ataşehir'den vurdun mu karşıya Beykoz'a geçeceksin diyen, karşıya Beykoz'a gidiyor. Beykoz ne tarafa geldiyse karşıda, ne zaman geçtiyse. Yani hiçbir söylediği birbirini tut. Ya diyor ki baretleri ayağımıza taktık çıktık yola diyor. Ayakkabıları da kafaya geçirdik diyecekti. Unuttu orayı o arada tamam mı? Dolayısıyla böyle bir beceriksiz adama tabii ki... ekarı hemen köşe başındaki köftecide yaptım. Mecburiyet köftecisinde. Baktım mecburiyet yazınca... zorunluluktan ben oraya zorunluluktan oraya gittim. Evet. Köftesi de çok güzel. Tavsiye de ederim. Yani dört sözcüye gelince böyle... Bir gün ısmarlarsınız. Tabii beraber de gideriz.
iftara da denk gelince oraya gidiyoruz. Hakikaten güzel bir meslek. Özenle yapıyorlar. Çok dikkatli çalışıyorlar. Ve hakikaten senin dediğin gibi leziz. Mideyi bulandırmıyor. Şimdi Murat Kurum ne demek istiyor buradan? Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamış mı oldu şimdi? Sen olsan köfteci olursun bakanlıklara. Ya Murat, sen 17-25 Aralık'ta devlet memuruydun. 17-25 Aralık'ın bütün pis ilişkilerinde adı geçen birisisin. Devlet memuru olarak. Niye kurtuldun? Recep abin orada güçlü bir irade ortaya koydu. Hakimleri tanımadı, savcıları tanımadı, adaleti ayakları altına aldı. Bana kumpas dedi, komplo dedi. Sen Recep Tayyip Erdoğan diklenince 17-25'te hesap vermediniz. Aksi takdirde o gün Erdoğan Bayraktar, o gün Zafer Çağlayan, dört tane bakan bu işten Yüce Divan'a bile gitmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandı. Yüce Divan'a gitmesi. Şimdi buradan sen Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamış mı oldun? Türkiye'de herhalde köftecilik yapan milyonlarca insan vardır. Mesela bizim Ordu'da Yalıköy köftesi meşhurdur. Yalıköy köftesi. Hele bir Burhan var. Burhan 40 yıllık. Burhan'ın köftesini yemeden geçme şansın yok. Eğer Karadeniz'den geçiyorsan, Ordu'dan geçiyorsan. Şimdi Burhan'ı kötüledin mi sen? Burhan sembol bir isim. Burhan isim hakkını bile parayla satıyor. Yani köfteci Burhan hakkını bile parayla satıyor. Murat'ın ismini birine vermeye kalksak Murat Kurum diye kimse almaz. Yani Murat Kurum para da etmez şu an isim olarak yani. Çünkü artık o kadar jargon olarak, siyasi çıkış olarak çok beceriksiz birisi çıktı. Dolayısıyla siyasette hakikaten seviyeyi çok düşürdüler. Bakın sadece Murat Kurum değil, aslında AKP'lilerin çoğu şu an çıldırmış durumda. Yani kusura bakmayın birkaç yere gideceğim. Balıkesir Belediye Başkanı. Ey ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, cuma gününe kadar kararınızı verdiniz, ayağınızı denk alın, pazar gün hesabını soracağım. Sivil toplum örgütlerini tehdit etti. Sivil toplum örgütlerini. AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi amca var bizim. Hilmi amca çıktı dün İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz için hırsız dedi. FETÖ'cü dedi. Pensilvanya'dan yönetecek dedi. Soydu soydurdu dedi. Ya dediği adam AK Parti'nin belediye başkanı Ece. Yani 2020'ye kadar Recep Tayyip Erdoğan görevden alana kadar AK Parti'nin seçilmiş belediye başkanı ve 4 dönem zannediyorum belediye vekillik yapmış birisi. Şimdi avukat burada. Kişi hırsızsa hırsız mahkemeye verilir. Öyle değil mi Ahmet abi? Hırsızsa evet. Değil mi Zerdezan? Evet. Adama hırsız diyorsun. 5 yıldır Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni bu Hilmi Güler amca yönetiyor. Hem de güzel yönetiyor. Yasak Elma dizisi gibi. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi bu Hilmi amca bu Enver Yılmaz'ı mahkemeye vermemiş 5 yıldır. Hırsızlığını biliyor. Dolandırıcılığını biliyor. FETÖ'cülüğünü biliyor. Pensilvanya'dan talimat aldığını biliyor. Şimdi çıkmış çok ağır sözler söylüyor. Bu yasak elma atfınız ekonomik bir atıf mı yoksa özel hayata ilişkin? Özel hayatta. Kimileri kimin cebinde bilir. Ben o yüzden girmemeye çalışıyorum. Evet, her seferinde söylüyor. Ben kıyısından döndürüyorum. Ben ilk defa duydum hani izleyiciler de muttal olsun diye. Ya eskiden Dallas vardı da. Dallas'ın bir benzeri yasak elma dizisi. Onun için dedim ben. Zaten diziler maşallah. Kamu da olursa bizi ilgilendirir. Yani, normalde kimsenin özel hayatı ilgilenmiyor ama kamu da kamu bürokrasisinde olursa. Mesela Kütahya özel değil genel Ahmet. Kütahya MHP Belediye Başkanı bugün bir açıklama yapıyor. Diyor ki aman ha diyor beni seçin. Ama hırsız... bir dakika bir şey söyleyeceğim. Programın akışında devamında yapacağım söyleyeceğim. Hayır, gireceğim bunlara bir anda bunlara, girdiniz. Bunu söylemeyeceğim. Hırsız diyor bakın hırsız diyor. Tamam. Hırsızı seçmeyin diyor. Hırsızı seçmeyin diyor. Yani ben gidersem diyor AKP'nin adayı hırsız diyor. Hırsızı seçmeyin. Yani dil seviye demin oğul kardeşim Akın Elersin aynı şeyi konuştuk. Yani seviye o kadar düştü ki arkadaş bu nasıl bir dil? Bu nasıl bir hakaret?
Yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları pankart asıyor. Ekrem İmamoğlu'na ne hesap soracağız? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu severim. Sevdiğimi de her yerde söyleyenlerdenim. Hangi programda olursa olsun Kemal Bey'e bir laf söylendiğinde de bir şekilde müdahale ederim, savunum. Ben Kemal Bey'i de iyi tanıdığımına inanıyorum, biliyorum. Bu nasıl bir alçaklık ki Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyecek. Pankart asıyorlar ya. Hocam pankart asıyorlar komutanım, düşünebiliyor musun? Bildiri dağıtıyorlar. Ya bu nasıl bir siyasi ahlaksızlık ya? Bu nasıl bir siyasi edepsizlik? Cumhurbaşkanı işi gücü bıraktı. CHP'nin 58 milyon liraya parti binası aldığını her mitingde konuşuyor. Ya Recep abi, senin oğlana sen 25 milyonu evden çıkartamadın ya. 25 milyon doları oğlana çıkaramadın. En son dedin ki bak Bilal, Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum dedin de kızın devreye girdi, parayı öyle çıkarttın. Ayakkabı kutularındaki milyon dolarlar değil mi ayakkabı kutularında? Bakanın oğlunun para sayma makinaları değil mi? 700 bin dolarlık saati rüşvet diye alan bakanın var. Senin bakanın çıktı, beni niye aldınız burada? Bana talimatları Erdoğan verdi dedi. Çıktınız dediniz ki bunlar montaj dediniz, bunlar yalan dediniz. Sonra yalan dediğiniz bütün paraları, ayakkabı kutusundaki paralar da dahil faiziyle paraları sahiplerine iade ettiniz. Ya sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi Amerika'dan 100 milyon dolarlık Muhammed Ali'nin çiftliğini aldı. Kendisini konuşmayanlar seviyeyi o kadar aşağı çektiler ki. Ya arkadaş ülkenin cumhurbaşkanısın. Senin konuşacağın o kadar çok şey var ki. Sen emekliyi konuş. Sen işçiyi o kadar iyi bir örneğe dönüştü ki. Şimdi bunlar... Cemal Bey bir şey diyor. Buyurun. Nazif abi bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bakın yanlış yerden gidiyorsunuz. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini rakipsiz görmek ister, doğrudur. Ama Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki arkadaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değil. Yine yanlış tartışıyoruz. Adamlar Cumhurbaşkanı adayı. Adamlar ülkeyi yönetmeye talipler. Turgut Altınok diye bir adam var Ankara'da. Emekliye veriyor, suyu bedava yapıyor, kömür dağıtıyor, her şey ücretsiz, otobüs ücretsiz. Zannedersin ki 22 yıldır ülkeyi CHP yönetiyor da adamlar şimdi iktidar olacaklar, her şeyi bedava verecekler. Murat Kurum'la Turgut Altınok ne Ankara'ya ne İstanbul'a aday değiller abi. Adamlar kendilerini Cumhurbaşkanı adayı zannediyorlar. Sizi hani anlıyorum, çok doğru. Merkez Bankası Başkanı zannediyorlar. Tayyip Erdoğan'a tavsiyem şu. Bunların ikisi kaybedecek nasıl olsa. Kaybettiğinde birini Merkez Bankası'na atasın. Birini de Maliye Bakanı yapsın. Adamcağızlar bu kadar söz verdiler. Sanki Recep Tayyip Erdoğan emekliye veremiyor gibi Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık da yapıyorlar aslında. Ne diyor? Biri 5 bin lira vereceğim diyor emekliye aylık. Öbürü de diyor ki ben aylık 2500 lira vereceğim. Yahu bunlar kimin belediye başkan adayı? Adama sormazlar mı? La oğlum verebiliyorsunuz da 22 yıldır ülkeyi kim, bizim mahallenin bakkalı mı yönetiyor? Bizim caminin imamı mı yönetiyor? Ülkeyi 22 yıldır Recep abi yönetiyor. Recep abi bunları vermiyor, veremiyor da siz nasıl veriyorsunuz diye aslında Recep abinin bunların kulağını çekip bunları da belediye başkanından geri çekmesi gerekir. Onun için Ekrem İmamoğlu bunu vatandaş doğru söyledi zaten. Şimdi yapın dedi. 31 Mart'ı beklemeyin dedi. Şimdi, vatandaş söyledi. Eyvallah. Hatta şimdi şey provokasyon dedi. Yapmadı yani. Evet provokasyon yapmadı değil mi? Hani ona şimdi bir şimdi yapın. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dolayısıyla kendisinde de yarışır bir pozisyonda bunları söylerken çok ciddi bir haklılık payı var. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ortaya koyduğu hem politik üslup hem de icat bunu bize gösteriyor. Nasıl ama performansı şu tabii aralar? Tabii ki ben haksızlık yapmak istemiyorum. Tabii bu, inanıyorum ki bu iddiasını AK Parti'nin adaylarına karşı veyahut da Cumhur İttifakı'nın adaylarına karşı söylüyor. Yoksa partisinden mesela Ankara'daki Sayın Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu siyasi hem üslup hem de hizmet anlayışı hadi haksızlık yapmayayım veyahut da ortada gideyim. En az Sayın İmamoğlu kadar toplumsal bir karşılık oluşturuyor. Ama Nazif Bey şöyle bir şey İzmir'de, demedi ama. İzmir'de belediye başkanının biz hizmette evet, yarışırız dedi. Tarımsal alanlara yönelik faaliyetleri özellikle dikkat çekiyordu. Antalya, Adana'da
yine Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın adayı olarak Sayın Belediye Başkanı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortaya koyduğu çalışma çok dikkat çekiciydi. Mersin'de de böyleydi peki, zannediyorum ama pek ayrıntıya sahip değilim. Tamam. Yani Aydın'a varıncaya kadar. Şimdi bir şey söyleyeyim de bitireyim. Çok kısa. Bir Konfederasyon Genel Başkanı mesaj atmış üzüldüm diye. Ona şunu hatırlatırım. Neye üzüldün? İçinde dedim ya artık iktidara ilişik şey yapıyorlar. Yani ses çıkaramıyorlar. Halkın istediklerini söyleyeyim. Söyleyeyim sadece. Sadece bir örnek vereyim. Mesela yakın bir zamanda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç'e baktım. Ya bakıyorum faiz artışında da indirimde de iktidarı destekliyor. Faizi artırıyor, iktidar çok doğru yaptı diyor. İndiriyor, iktidar doğru yaptı diyor. Sektörde olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz diyor. Hep de aynı beylik cümlelerle. Yani bu iş değil. İktidara karşı duramıyorlar. Yani nasıl faizi artırdığı zaman, yani şunu söylenebilir. Evet, bu reel bir politik tavırdır. Doğru yapılıyor denebilir. Faiz düşürüldüğü zaman Türkiye buna karşısında olmuyor. Yani NAS dediğin zaman onun gerçeklerle örtüşmediğini, onun ekonomik rakamlarımıza ters düştüğünü anlatabilmeliler. Anlatmadıkları için söylemek istediğim buydu değerli kardeşim. Peki. Evet. Şimdi şu iddialı konuşma üzerinden İmamoğlu'nun ben ifadelerini okudum ama bir de Özgür Özel'in İzmir ifadeleri var. Hadi oradan gidelim iddialı konuşma. Aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, sahada yarattıkları heyecan, önümüzdeki süreç için bugün belki bir hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor. Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil, kiminde çok açık öndeyiz, kiminde 1-2 puan öndeyiz, kiminde başa başız, 30'da 30'u müjdeliyor diyor. Ne diyorsunuz? Şimdi bu özellikle İzmir için Sayın Özel'in bu adaylaşma sürecindeki sancılar nedeniyle ve Sayın Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi üzerinden yapılan spekülasyonların da önüne geçmek için ve çok büyük bir olasılıkla öyle olduğunu ummak istiyorum. Bir takım araştırmalara bakarak, çünkü her şeyi araştırmalarla artık değerlendirdiklerini söylüyorlar, böyle bir iddiada bulunuyor. Bu genel başkan açısından çok doğal ve olması gereken iddia da bu. Fakat Sayın İmamoğlu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu çok iddialı sözleri ettiğinde Senem Hanım şunu özellikle vurguladı. Yani ben herkes benim kadar, ben bu konuda çok iddialıyım derken, hizmette yarıştan, benden daha iyisini yapabiliyorlarsa yapsınlar, hizmette öne geçmek söz konusu. Evet. Hani ben iyiyim, o kötü anlamında bir şey söz konusu değil. Bu bir AK Partili belediye de olabilir, bir Cumhuriyet Halk Partili de belediye olabilir. Yani yarışı doğru adreste, millete hizmette yapalım. Onun dışında bir şeyi hani vurgulamadı, orada öyle bir çelişki oluşturmadığını düşünüyorum. Sayın Özel de bunu İzmir özelinde bu Tunç Soyer tartışmasının ve bence başka illerde de Hatay'a yansıyacak olan kısmı da var. Yani Sayın Özel çünkü sadece bu açıklamayı yapmadı. Başka açıklamalar da yaptı. Mesela bu Hatay'la ilgili yaptığı açıklama da çok enteresan bir açıklamaydı. Onu da konuşalım. Sonra da geneline dair bir sorum olacak. Evet. Hadi onu biraz öteliyorum. Çünkü Hatay içinde dedi ki şu işte bir seçim şarkısı, onun klibi, evet. Büyükşehir Belediye Başkanları var, tek bir kişi yok, Lütfü Savaş, acaba dedirtti. Önce şey dedi, hani o gün Hatay'da olması gerekiyordu, o nedenle yoktu. Buradan bir anlam çıkarmayın dedi. Ama çekilecek mi, çekilmeyecek mi hala gündemde. Son raporlar, son anketler bugün raporlanıyor. Yarın da artık saat itibariyle bugün de kararımızı vereceğiz dedi. Ya bir kere bu kararın bu kadar gecikiyor olması zaten başlı başına bir sorun değil mi CHP? Cemal Bey, mikrofonunuzu açar mısınız? 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarıma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar iyileştiler, İnşallah iyi günler görsünler diyorum. Kaybolan çocuklar yok deseler de kaybolan çocukların bulunması umudunu yaşatıyor. Ailelerine sabır diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı doğru söyledi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın merkezi yönetim ve belediye yardım konusunda, hizmet konusunda aynı
partide olması konusundaki düşüncelerini doğru buluyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah böyle bazen şaşırtıyor. Şaşırttığında da doğruları söylüyor. Hele prompterdan okumuyorsa bir itirafı Cenab-ı Allah ona her daim nasip etti. Yani geçmişe doğru baktığımızda çok itirafları var. Şimdi yine depremin birinci yılına girerken yeni bir itirafta daha bulundu. Yani ne dedi? Siz bize belediyeyi vermezseniz size yardım etmeyeceğim. Sanki bir yıldır yardım etti de, sanki bir yıldır Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da, Adana'da, Antep'te. Bakın Adana unutuluyor, 600 küsür ölü var, Cenab-ı Allah rahmet eylesin değil mi? Malatya belki ölüm az ama depremde en fazla hasar gören. Ve üstelik de Malatya valisi bugün ne yapmış? Yasak getirmiş. Helal olsun Malatya valisi sana. Aferin. Başın göğe ermiştir Malatya valisi. Recep Tayyip Erdoğan seni kutlar bu akşam arar. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yükselen bir vali olursun. Çünkü artık Recep Tayyip Erdoğan yasakçı, adaletsiz, hukuksuz, özgürlüklere darbe vuran herkesi kutsuyor ve sağına soluna topluyor. Malatya valisinin de önümüzdeki günlerde saray tarafından bir yerlerde ödüllendirileceği artık kesin gibi. Çünkü bunların zihniyeti artık milleti yok sayan bir zihniyet, memleketi düşünmeyen bir zihniyete dönüştü. Son 3 yılları çok kötü gidiyor. Önceki yılları kötüydü de son 3 yıldır hakikaten daha kötüye gittiler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da bunu söylerken hiç vicdanı sızlamıyor. Çünkü vicdanı yok. Vicdanı olan bir insan der ki ben Hatay'da ne kadar ya da Maraş Belediyesi sende ya da Malatya Belediyesi sende ya da Adıyaman Belediyesi sende. Sen sende olan belediyelerde ne yaptın? Merkezi yönetimle yerel yönetimler bir olmalı dediğin kendi belediyelerinde ne yaptın? Antep Belediyesi'nde ne yaptın? Dolayısıyla ilçe belediyelerde ne yaptın? Elbistan'da ne yaptın? Afşin'de ne yaptın? Yani Pazarcık'ta ne yaptın? Nerede ne yaptın da şimdi çıktın siyasete depremi de alet ettin. Hırs gözünü öylesine bürümüş ki işte itiraf bundan dolayı geliyor. 1 milyon konut, 1 milyon 100 bin konut yapılacak, dağıtılacak, bir yılda halka, vatandaşa verilecek. Ne verdin? Ne yaptın? Diyorum ya her işleri yalana döndü. Bundan, konut konusunu birazdan ayrıntılı konuşalım istiyorum Cemal Bey. Çünkü orada da açıklamalar var ve elbette İstanbul için Sayın Kurum'un aday olması dolayısıyla ona yönelik bazı Simge, başka tepkiler de var çünkü TOKİ mağdurlarından. Simge, konut konusunu konuşacağız. Konut üzerinden şunu söylemek istiyorum. Aynı şeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da deprem üzerinden siyaset yapıyor. Ne diyor Murat Kurum? Eğer İstanbul'u kaybedersek diyor, bayrak düşer, devlet düşer, ülke düşer diyor. Yahu bu nasıl bir kafa yapısı? Yani hangi ilacın etkisiyle, hangi içtikleri o güzel kokuların etkisiyle Sayın Erdoğan, Sayın Kurum, hatta Turgut Altınok Ankara'da nasıl yapıyorlar bu kafayı? Bakıyorsun 5000 lira Turgut Altınok diyor ki emekliye ayda ikramiye vereceğim. Ya Turgut 22 yıldır ülkeyi CHP mi yönetiyor? Bay Kemal mi yönetiyor? Bay Cemal mi yönetiyor ülkeyi? 22 yıldır ülkeyi yöneten sizsiniz. Utanmadan şimdi çıkmış 5000 lira ikramiye vaadinde bulunuyor. Ve Murat Kurum'un bu sözü Tayyip Erdoğan'ın sözünden aşağı bir söz değil Simge. Eğer İstanbul kaybedilirse bayrak düşer. Bayrak bir kere yükseldi, inmeyecek bir bayraktır. Devletimiz 5000 yıllık bir devlettir ve bu devleti Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları en son atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yapıp savaşarak kurdular. Canlarıyla, kanlarıyla kurdular. Yani Murat Kurum'a sormak lazım o zaman. 53 bin kişinin öldüğü Hatay, Maraş, Malatya depreminden sonra bayrak indi mi? Devlet çöktü mü? Dolayısıyla bunlar bir korku imparatorluğu yaratarak ve bunun yanına da bir de dini argümanları son zamanlarda sahaya sürerek, çünkü artık PKK bitti, LGBT bitti, FETÖ suçlamesi 14-28 Mayıs'ta onu tamamladık. Şimdi yeni korkular gerekiyor.
İşte din bunların başında geliyor ve akabinde de yardım alamazsınız, hizmet verilmez. Peki. Şu yapılmaz, bu yapılmaz. Peki. Ne yaptın Recep Tayyip Erdoğan? Yani sana ait olan belediyelerde ne yaptın da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde örneğin 10 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne yaptın Ordu'da? Nedim Türkmen de bu arada Ordulu, iyi bilir Ordu'da olanı olmayanı, selam hem bu vesileyle. Ne yaptın Ordu'da? 552 proje söz verdi şu anki belediye başkanı olan Hilmi Güler. Tekrar aday yapıldı. 552 proje söz verdi Simge. 5 tane yapmadı. Peki. Denizin ortasına seyir adası yaptı. Milyarın üzerinde para harcadı. İlk dalgada yerle bir oldu gitti. Hesabını soran yok. Yani talan, vurgun, soygun, yolsuzluktan başka AKP belediyelerinde ne yaptın da Hatay üzerinden siyaset yaparken merkezi yönetime vermezseniz yerel yönetimleri hizmet alamazsınız. Hatay garip kaldı. Ben Hataylı'ya, sadece Hataylı'ya seslenmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözünü Allah'a havale etmiyorum. Millete havale ediyorum. Diyorum ki milletim gör artık gör. Soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyorsun. Reis hepimizi yemeye karar vermiş. Bu reise bir dur demek lazım. Peki. Döneceğim size tek. Güncellenmemiş. Onu düzeltelim. Buyurun. Recep abinin sözü bir yıl içerisinde 319 bin konutun teslimiydi. Evet, evet. Yıl sonuna 300 bin doya güncellemiş. Bunun adı güncelleme değil. Bunun adı yalan, yalan. Bunun adı iş bilmezlik, beceriksizlik oluyor. Halkı kandırmak oluyor. Dolayısıyla bunların her şeyi yıl sonuna rakam veriyorlar da tutmuyor. Bunlara göre yıl sonunda 2023'te milli gelir 25 bin dolar olacaktı. 10 bin dolar olmadı. Gayri safi milli hasıla 2 trilyon dolar olacaktı. Olmadı. Faizler sıfıra düşecekti. 45 oldu. Aynen böyle bir yalan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği seçim yalanı. Seçim Mart'tan sonra konut monut bırak kulübe bile yapamayacak. Aslında ben güncelleme derken... Tabii şimdi konuklarınızı dinlerken aynı zamanda... Yayın akışını da takip ediyorum sosyal medyadan. Konut deprem ya, işte konuklarımız da diyor ya, İstanbul seçimlerinde kentsel dönüşüm çok önemli, oy kullanımında kentsel dönüşüme bakılacak. Yok öyle bir şey. İnanın şu anda Simge de takip ettiğine eminim, seyredilme oranı bile bayağı bir aşağılarda. Niye? Çünkü öyle bir dertleri yok birçok, yani 16 milyonluk İstanbul'da. Biz hani deprem diye dertler olduğunu düşünüyoruz ya, öyle bir şey yok. Geçen gün Ekrem İmamoğlu'nun lokantasında çorba dağıtılıyor, sıraya girmişler. Sırada soruyor vatandaş, oyu kime vereceksiniz diyor, Murat Kurum diyor. Oyu kime vereceksiniz? Genelde 65-70 yaşlarında çok kıymetli amcalarımız, teyzelerimiz sırada. En son dayanamıyor, diyor ki ya çorbayı Ekrem İmamoğlu dağıtıyor, onun çorbası için sıradasınız. Ama oyu Murat Kurum'a vereceksiniz. Oradan bir tanesi fırlıyor, bağırıyor yaşlı amca. Hayır, hayır diyor. Ekrem İmamoğlu ne yaptı 5 yıldır diyor. Ne yaptı? Bak marketler diyor 3 saatte bir zam yapıyor diyor. Ekrem İmamoğlu niye durdurmuyor bu zamları diyor. Amca diyor bir yanlışlığın olmasın. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bırak bırak savunma bana diyor. Bu zamlara diyor hissesini çıkarmıyor diyor. Dolayısıyla emin olun vatandaş... Biz anlatıyoruz, konuşuyoruz, bıkmadan konuşacağız. Naci Hocam çok güzel, ben de seyrettim İPM programında. Güzel anlatıyor ama şimdi Nedim Hocam bahsetti Fikirtepe. İktidarın projesi değil mi? Bakın Fikirtepe'de şu an insanların en büyük derdi ne biliyor musun Simge? 3000 lira kira yardımı yapıyorlar. Nedim Hocam bunu en iyi bilenlerdendir konuya vakıf olduğu için. Zeynel Bey de İstanbul vekili olduğu için... Yani Fuat Hocam da takip ediyor tabi. Bizi seyredenler de iyi biliyorlar ki 3000 lira. Fikirtepe'de ve çevresinde 30 bin liranın altında kira var mı? Yok. Var mı kira Fikirtepe'de 3000 liraya bir kiralık yer mi var? Ama 2 yıldır bu insanlara 3 yıldır 3000 lira ödüyor bu devlet. Doğru diyor Nedim Hoca. Herhangi bir kaynak yok. Sadece yalan vaatler. Yani bırakın o vaatleri. Biraz önce söyledim. 250 bin konut yapacağım dedi Recep Tayyip Erdoğan. Bundan 2 yıl önce milletten 500 lira para topladı. Tam 7,5 milyon kişiden para topladılar. Kura çektiler, bayram, seyran, bir sürü şov yaptılar. Nerede 250 bin konut?
250 bin konutu geçtim. 7,5 milyon insandan topladınız 500 lira nerede? Az önce yine Nedim Bey söyledi. Motorlu taşıtlar vergisini yılda 2'den 4'e çıkarttınız. Şimdi de indirmediniz. Nedim Hocam daha iyi konuya bakın. Demedi, doğru. İndirmediniz. Aynı vergiyi veriyoruz değil mi Nedim Hocam, evet, şu evet. anda? 58.46 artırıldı bir de. O zamla bir de 58.46. Evet. Yani şu anda sadece MTV vergisiyle 4 yıl önce kuş cinsi araba alıyoruz. Yani şöyle şu anki MTV vergisiyle 4 yıl geriye gitsek kuş cinsi arabalardan doğru. alıyoruz. Serçe, Murat, Kartal, Şahin, Doğan. Bunlardan araba alıyoruz sadece bu, şu an ödediğimiz vergiyle. Dolayısıyla bu iktidarın her söylediği yalan. TOKİ konutları 890 lira taksitle insanlara TOKİ konutu para yatırttırdılar. Şu anda 10 bin liraya çıktı taksitler ve binlerce insanın konutunu vermediler. Vermedikleri gibi paralarını iade etmediler. Yani bu iktidar konut konusunda sadece deprem bölgesinde değil, Türkiye'nin her yerinde yani yaptıkları yok mu? Var. 1 milyon konut yapmışlar 20 yıl içerisinde. 20 yılda. Yaptınız da bedava yapmadınız. Nedim Hoca'nın dediği gibi parasıyla yaptınız. Vergilerimizle yaptınız. Ama bu iktidarın şu an seçime giderken söylediği yalanlar ayyuka çıktıkça ben onu diyorum. Yeni yalanlar üretiyor. Yeni yalanlar söylüyor. Ülkenin sorunları, dağ gibi sorunları var. Dağ gibi sorunlarımız var. Yani şu an emekli 10 bin lira. Nedim Hocam hesap adamı. %37 zam yaptılar. 10 bin lira oldu. %42'ye çıkarttılar. 10 bin lira oldu. %49.25'e çıkarttılar. 10 bin lira oldu. Enflasyon Pinokyo TÜİK rakamlarıyla %64.5. ENAG rakamlarıyla %120'nin üzerinde değil mi? Verdiğiniz zam ne? Verdiğiniz zam, bir kere zam nedir? Önce enflasyon farkını vermelisiniz bu insanlara. Çünkü enflasyon karşısında erimiş %65. TÜİK'i doğru kabul etsek bile bu maaş %65 enflasyona göre erimiş. Siz önce bu %65'i vereceksiniz, sonra zam vereceksiniz. Bırak %65'i, siz insanlarla dalga geçiyorsunuz. Memur emeklilere, seyyan enzamdan faydalanamadılar. Assubaylar perişan durumdalar. Yani insanlar kirayı karşılayamaz hale gelmişler. Ama iktidar, baştan da söyledim, tekrar söylüyorum. Din üzerinden siyaseti yürüterek, yani bakın geçen gün Recep Tayyip Erdoğan, Hatay depreminin birinci yılına giriyoruz. Bu acıları tekrar yaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, kelimeyi tevhid bayrağına diyor, karşı çıkan İslam düşmanları var. Biz 6 Şubat depremini konuşurken Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği konuya bak. Kelimeyi tevhid bayrağına çıkan, karşı çıkan lümpen faşistler var. İslamsız Türklük istiyorlar. Biz çıkıp sert bir şekilde diyemiyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan, kelimeyi tevhid bayrağı ne ya? Ayıp değil mi? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı değil misin? Anayasaya sadakatle bağlı kalacağına yemin etmedin mi? Bu ülkenin tek bayrağı var. Kırmızı zemin üzerinde ay yıldızlı bayrak. Anayasanın ilk 4 maddesinde yazılmış. Kelime-i tevhid dediğin. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden abdühü ve resulü. Müslüman olmak isteyenin İslam'ın 5 şartından birisi. Bayrak olur mu bundan ya? Ülkenin tek bayrağı var. Ama Recep Tayyip Erdoğan sürekli bizi farklı gündemlerle yoğunlaştırarak bizi bu seçimlere giderken göreceksiniz, zaman içerisinde dinsiz ilan edecek. Dine karşı demeye başlayacak. Yani ne diyor? Şeriat eşittir İslam'dır. Şeriata karşı çıkanlar var diyor. Yahu kardeşim, sen layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına yemin etmiş bir cumhurbaşkanısın. Ne demek şeriat ya? Ne demek? Şeriat Allah'ın emri ise o zaman sen uyman gerekiyor önce. Allah'ın emrine göre kumar haram, serbest bıraktın. Tüpçünün oğluna vergiyi %50 düşürdün. Allah'ın emrine göre zina haram, 2005 yılında zinayı sen serbest bıraktın. Allah'ın emrine göre faiz haram, sen söyledin. Faizi sıfırlayacağım dedin, faizi %45 yaptın. Allah'ın emrine göre yalan konuşmak haram, en büyük günahlardan biri. Her gün yalan üstüne yalan konuşuyorsun.
Allah kul hakkıyla yanıma gelme diyor. Bırak kul hakkını, 85 milyonun hakkını yiyorsun. Yani sen Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyorsun. Sonra dönüyorsun deprem bölgesinde, bir de üstüne üstlük daha büyük hak yiyerek diyorsun ki Hatay Belediyesi'ni bize vermezseniz hizmet alamazsınız. Baştan söyledim. Maraş Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, evet, Malatya Belediyesi, Antep Belediyesi sende değil mi? Ne yaptın? Bakın güzel dedi şimdi orada Nedim Hocam yine. Bu belediyelerin suçu yok mu ya? Hep müteahhitler mi suçlu? Kim bu fayatlar üzerine izin verdi? Ben Nurdağ'a gittim. Nurdağ'da köylü vatandaş dedi ki bana, şu karşıya dedi, Atatürk Mahallesi karşısı. Bu Atatürk Mahallesi ne dedi? 20-30 yıl önce dedi, bizim bu evleri yapan köy ustaları derdi ki dedi, aman ha oraya ev yapmayın, orası deprem bölgesi, yerle bir olur, hayatınız söner dedi dedi. Biz atalarımız, dedelerimiz hep buraya yaptık evi, Atatürk Mahallesi'ne ev yapmadık dedi. Geldi dedi yeni belediye başkanı, oraları dedi yandaşlarına, çevresindeki müteahhitlere 10 kat 15 kat verdi dedi ve tamamı çöktü. Ha tutuklandı. Doğrudur. Ama diğer belediye başkanları, imar müdürleri, ya Murat Kurum bu ülkede tutuklanması gereken ilk adam ya. Murat Kurum bu ülkede tutuklanması gereken ilk insan. Hesap vermesi gereken ilk insan ya. 11 milyon kişiyle imar barışı dediğine bakmayın. İmar soygunu yaptılar. İmar vurgunu yaptılar. İmar talanı yaptılar. O insanların büyük bir kısmı hayatını kaybetti. Ama maalesef dedim ya, biz bunları konuşur, esas meseleleri görmezden geldikçe Recep Tayyip Erdoğan bu işten mutlu oluyor. Çünkü ekonomi berbat, enflasyon almış başını gidiyor. Ya faizlerde dünya dördüncüsü, Avrupa birincisiyiz faizlerde, en yüksek faizde. Enflasyon hakeza, Ukrayna-Rusya savaşıyor, %17 bile değil adamların enflasyonu. Biz %120 enflasyona mahkum bırakıldık. Onun için ben diyorum ki son olarak diyorum ki, Hatay depreminde Maraş, Antep, Adana, Malatya, buralarda hayatını yitiren bütün vatandaşlarımıza tekrar rahmet diliyorum. Ama bu vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Maraş'takilere sesleniyorum. AK Parti'ye oy verenlere. Zeynel Emre güzel dedi. Eğer hayatınızda bir değişiklik varsa kardeşim tekrar verin. Niye verdiniz demeyiz. Gücenmeyiz. Darılmayız. Olumlu yönde bir değişiklik varsa. Tabii yani, iyi bir yönde değişiklik, güzel bir yönde değişiklik varsa, maaşınız arttıysa, hayat standartınız yükseldiyse, konteynerlardan kurtulduysanız, çadır kentlerden kurtulduysanız, gelir seviyeniz yükseldiyse tamam, bir şey dediğimiz yok. Ama yani bugün geldiğimiz noktada açlık, yokluk, sefalet almış başını gidiyor. Adana, Maraş, Malatya göç vermiş, insanlar terk etmiş, Hatay'ı terk etmiş, gurbete gitmişler. Ve siz hala... Konutla ilgili ilk bölümde, çünkü siz de konuşmak istiyordunuz, bir sonraki tura saklamanızı rica etmiştim. Tüm konuşulanlar üzerine eklemek istediklerinizle birlikte buyursunlar. Tabii şimdi konuklarınızı dinlerken aynı zamanda yayın akışını da takip ediyorum sosyal medyadan. Konut deprem ya, işte konuklarımız da diyor ya, İstanbul seçimlerinde kentsel dönüşüm çok önemli, oy kullanımında kentsel dönüşüme bakılacak. Yok öyle bir şey. İnanın şu anda Simge de takip ettiğine eminim. Seyredilme oranı bile bayağı bir aşağılarda. Niye? Çünkü öyle bir dertleri yok birçok. Yani 16 milyonluk İstanbul'da biz hani deprem diye dertler olduğunu düşünüyoruz ya, öyle bir şey yok. Geçen gün Ekrem İmamoğlu'nun lokantasında çorba dağıtılıyor. Sıraya girmişler. Sırada soruyor vatandaş, oyu kime vereceksiniz diyor. Murat Kurum diyor. Oyu kime vereceksiniz? Genelde 65-70 yaşlarında çok kıymetli amcalarımız, teyzelerimiz sırada. En son dayanamıyor. Diyor ki ya, çorbayı Ekrem İmamoğlu dağıtıyor. Onun çorbası için sıradasınız ama oyu Murat Kurum'a vereceksiniz. Oradan bir tanesi fırlıyor, bağırıyor yaşlı amca. Hayır, hayır diyor. Ekrem İmamoğlu ne yaptı 5 yıldır diyor. Ne yaptı? Bak, marketler diyor 3 saatte bir zam yapıyor diyor. Ekrem İmamoğlu niye durdurmuyor bu zamları diyor. Amca diyor, bir yanlışlığın olmasın. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bırak savunma bana diyor. Bu zamlara diyor hiç sesini çıkarmıyor diyor. Dolayısıyla emin olun, vatandaş
Biz anlatıyoruz, konuşuyoruz, bıkmadan konuşacağız. Naci Hocam çok güzel, ben de seyrettim İPM programında. Güzel anlatıyor ama şimdi Nedim Hocam bahsetti Fikirtepe. İktidarın projesi değil mi? Bakın Fikirtepe'de şu an insanların en büyük derdi ne biliyor musun Simge? 3000 lira kira yardımı yapıyorlar. Nedim Hocam bunu en iyi bilenlerdendir konuya vakıf olduğu için. Zeynel Bey de İstanbul vekil olduğu için, yani Fuat Hocam da takip ediyor tabi. Bizi seyredenler de iyi biliyorlar ki 3000 lira. Fikirtepe'de ve çevresinde 30.000 liranın altında kira var mı? Yok. Var mı kira Fikirtepe'de 3000 liraya bir kiralık yer mi var? Ama 2 yıldır bu insanlara 3 yıldır 3000 lira ödüyor bu devlet. Doğru diyor Nedim Hoca. Herhangi bir kaynak yok. Sadece yalan vaatler. Yani bırakın o vaatleri. Biraz önce söyledim. 250 bin konut yapacağım dedi Recep Tayyip Erdoğan. Bundan 2 yıl önce. Milletten 5'er 100 lira para topladı. Tam 7,5 milyon kişiden para topladılar. Kura çektiler. Bayram, seyran, bir sürü şov yaptılar. Nerede 250 bin konut? 250 bin konutu geçtim. 7,5 milyon insandan topladığınız 5'er 100 lira nerede? Az önce yine Nedim Bey söyledi. Motorlu taşıtlar vergisini yılda 2'den 4'e çıkarttınız. Şimdi de indirmediniz. Nedim Hocam daha iyi konuya bakın. Demedi, doğru. İndirmediniz. Aynı vergiyi veriyoruz değil mi Nedim Hocam, evet, şu anda? Evet. 58.46 artırıldı bir de. O zammı bir de 58.46. Evet. Yani şu anda sadece MTV vergisiyle 4 yıl önce kuş cinsi araba alıyoruz. Yani şöyle, şu anki MTV vergisiyle 4 yıl geriye gitsek kuş cinsi arabalardan, doğru, alıyoruz. Serçe, Murat, Kartal, Şahin, Doğan, bunlardan araba alıyoruz sadece bu, şu an ödediğimiz vergiyle. Dolayısıyla bu iktidarın her söylediği yalan. TOKİ konutları 890 lira taksitle insanlara TOKİ konutu para yatırttırdılar. Şu anda 10 bin liraya çıktı taksitler ve binlerce insanın konutunu vermediler. Vermedikleri gibi paralarını iade etmediler. Yani bu iktidar konut konusunda sadece deprem bölgesinde değil, Türkiye'nin her yerinde yani yaptıkları yok mu? Var. 1 milyon konut yapmışlar 20 yıl içerisinde. 20 yılda. Yaptınız da bedava yapmadınız. Nedim Hoca'nın dediği gibi parasıyla yaptınız. Vergilerimizle yaptınız. Ama bu iktidarın şu an seçime giderken söylediği yalanlar ayyuka çıktıkça, ben onu diyorum, yeni yalanlar üretiyor. Yeni yalanlar söylüyor. Ülkenin sorunları, dağ gibi sorunları var. Dağ gibi sorunlarımız var. Yani şu an emekli 10 bin lira. Nedim Hocam hesap adamı. %37 zam yaptılar, 10 bin lira oldu. %42'ye çıkarttılar, 10 bin lira oldu. %49.25'e çıkarttılar, 10 bin lira oldu. Enflasyon Pinokyo TÜİK rakamlarıyla %64.5. ENAK rakamlarıyla %120'nin üzerinde değil mi? Verdiğiniz zam ne? Verdiğiniz zam, bir kere zam nedir? Önce enflasyon farkını vermelisiniz bu insanlara. Çünkü enflasyon karşısında erimiş %65. TÜİK'i doğru kabul etsek bile bu maaş %65 enflasyona göre erimiş. Siz önce bu %65'i vereceksiniz, sonra zam vereceksiniz. Bırak %65'i, siz insanlarla dalga geçiyorsunuz. Memur emeklilere, seyyan enzamdan faydalanamadılar. Assubaylar perişan durumdalar. Yani insanlar kirayı karşılayamaz hale gelmişler. Ama iktidar, baştan da söyledim, tekrar söylüyorum, din üzerinden siyaseti yürüterek, yani bakın geçen gün Recep Tayyip Erdoğan, Hatay depreminin birinci yılına giriyoruz, bu acıları tekrar yaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, kelimeyi tevhid bayrağına diyor, karşı çıkan İslam düşmanları var. Biz 6 Şubat depremini konuşurken Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği konuya bak. Kelimeyi tevhid bayrağına çıkan, karşı çıkan lümpen faşistler var. İslamsız Türklük istiyorlar. Biz çıkıp sert bir şekilde diyemiyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan, kelimeyi tevhid bayrağı ne ya? Ayıp değil mi? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı değil misin? Anayasaya sadakatle bağlı kalacağına yemin etmedin mi? Bu ülkenin tek bayrağı var. Kırmızı zemin üzerinde ay yıldızlı bayrak. Anayasanın ilk 4 maddesinde yazılmış. Kelime-i tevhid dediğin. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden abdühü ve resulü. Müslüman olmak isteyenin İslam'ın 5 şartından birisi. Bayrak olur mu bundan ya? Ülkenin tek bayrağı var.
Ama Recep Tayyip Erdoğan sürekli bizi farklı gündemlerle yoğunlaştırarak bizi bu seçimlere giderken göreceksiniz, zaman içerisinde dinsiz ilan edecek, dine karşı demeye başlayacak. Yani ne diyor? Şeriat eşittir İslam'dır. Şeriata karşı çıkanlar var diyor. Yahu kardeşim, sen layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına yemin etmiş bir cumhurbaşkanısın. Ne demek şeriat ya? Ne demek? Şeriat Allah'ın emri ise o zaman sen uyman gerekiyor önce. Allah'ın emrine göre kumar haram, serbest bıraktın. Tüpçünün oğluna vergiyi %50 düşürdün. Allah'ın emrine göre zina haram, 2005 yılında zinayı sen serbest bıraktın. Allah'ın emrine göre faiz haram, sen söyledin. Faizi sıfırlayacağım dedin, faizi %45 yaptın. Allah'ın emrine göre yalan konuşmak haram, en büyük günahlardan biri. Her gün yalan üstüne yalan konuşuyorsun. Allah kul hakkıyla yanıma gelme diyor. Bırak kul hakkını, 85 milyonun hakkını yiyorsun. Yani sen Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyorsun. Sonra dönüyorsun deprem bölgesinde, bir de üstüne üstlük daha büyük hak yiyerek diyorsun ki Hatay Belediyesi'ni bize vermezseniz hizmet alamazsınız. Baştan söyledim. Maraş Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Malatya Belediyesi, Antep Belediyesi sende değil mi? Ne yaptın? Bakın, güzel dedi şimdi orada Nedim Hocam yine. Bu belediyelerin suçu yok mu ya? Hep müteahhitler mi suçlu? Kim bu fay hatları üzerine izin verdi? Ben Nurdağ'a gittim. Nurdağ'da köylü vatandaş dedi ki bana, şu karşıya dedi, Atatürk Mahallesi karşısı. Bu Atatürk Mahallesi ne dedi? 20-30 yıl önce dedi, bizim bu evleri yapan köy ustaları derdi ki dedi, aman ha oraya ev yapmayın, orası deprem bölgesi, yerle bir olur, hayatınız söner dedi dedi. Biz atalarımız, dedelerimiz hep buraya yaptık evi, Atatürk Mahallesi'ne ev yapmadık dedi. Geldi dedi yeni belediye başkanı, oraları dedi yandaşlarına, çevresindeki müteahhitlere 10 kat 15 kat verdi dedi ve tamamı çöktü. Ha, tutuklandı. Doğrudur. Ama diğer belediye başkanları, imar müdürleri, ya Murat Kurum bu ülkede tutuklanması gereken ilk adam ya. Murat Kurum bu ülkede tutuklanması gereken ilk insan. Hesap vermesi gereken ilk insan ya. 11 milyon kişiyle imar barışı dediğine bakmayın. İmar soygunu yaptılar. İmar vurgunu yaptılar. İmar talanı yaptılar. O insanların büyük bir kısmı hayatını kaybetti. Ama maalesef dedim ya, biz bunları konuşur, esas meseleleri görmezden geldikçe Recep Tayyip Erdoğan bu işten mutlu oluyor. Çünkü ekonomi berbat, enflasyon almış başını gidiyor. Ya faizlerde dünya dördüncüsü, Avrupa birincisiyiz faizlerde, en yüksek faizde. Enflasyon hakeza, Ukrayna Rusya savaşıyor, %17 bile değil adamların enflasyonu. Biz %120 enflasyona mahkum bırakıldık. Onun için ben diyorum ki son olarak diyorum ki, Hatay depreminde Maraş, Antep, Adana, Malatya, buralarda hayatını yitiren bütün vatandaşlarımıza tekrar rahmet diliyorum. Ama bu vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Maraş'takilere sesleniyorum. AK Parti'ye oy verenlere. Zeynel Emre güzel dedi. Eğer hayatınızda bir değişiklik varsa kardeşim, tekrar verin. Niye verdiniz demeyiz. Gücenmeyiz. Darılmayız. Olumlu yönde bir değişiklik varsa. Tabii yani, iyi bir yönde değişiklik, güzel bir yönde değişiklik varsa, maaşınız arttıysa, hayat standartınız yükseldiyse, konteynerlardan kurtulduysanız, çadır kentlerden kurtulduysanız, gelir seviyeniz yükseldiyse, tamam, bir şey dediğimiz yok. Ama yani bugün geldiğimiz noktada açlık, yokluk, sefalet almış başını gidiyor. Adana, Maraş, Malatya göç vermiş, insanlar terk etmiş, Hatay'ı terk etmiş, gurbete gitmişler. Ve siz hala soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyorsanız biz sadece üzülürüz. Hakikaten üzülürüz. Bizim tek derdimiz millet, tek derdimiz devlet, tek derdimiz bu ülkenin güzel insanlarının hakkı, hukuku. Dolayısıyla Maraş'ı, Adıyaman'ı, Malatya'yı, Hatay'ı, Antakya'yı, Defne'yi, Samandağ'ını ve oradaki insanları selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Arkasından çıkıyor, diyor ki İstanbul'u kaybedersek bayrak düşer. Evet. Devlet düşer. Ülke düşer diyor. Ya Murat Kurum, abine bu kadar benzedin anladım da, hani Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa İsveç NATO'ya girer, Gazze düşer,
Kur'an düşer, Kudüs düşer dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu kazanmadı, siz kazandınız. Kudüs de düştü, Gazze de düştü, İsveç NATO'ya da girdi. Her şey oldu. Şimdi bu nasıl bir söz ya? İstanbul düşerse, yani ne İstanbul 5 yıldır Ekrem İmamoğlu yönetiyor, CHP yönetiyor. Ne oldu, bayrak düştü mü? Devlet düştü mü? Ülke düştü mü? Yani sen Ekrem İmamoğlu'ndan daha mı milliyetçi oldun? Daha mı vatansever oldun? Veya CHP'liler Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini duyduğunda gözyaşı döken CHP'lilerden daha fazla mı bu ülkeyi sevdin? Sevmediğin apaçık belli. Ülkeyi sevseydin mandalin mi atardın milletin kafasına? Mandalina mı atarsın milletin kafasına? Dolayısıyla ülkeyi sevseydin 11 milyon kişiyi imar affından faydalandırıp da on binlerce insanın ölümüne sebep mi olurdun? Ülkeyi sevseydin TOKİ konutları yapacağım deyip 250 bin konut vereceğiz deyip milletten beşer yüz lira toplayıp 7,5 milyon kişiden para toplayıp ortada bir tane konut yok, bu paraları geri dağıtırdınız. Ülkeyi sevseydiniz deprem diye MTV vergisini ikiye çıkarttınız. Şimdi geri çekerdiniz, aynı vergiyi milletten almaya devam ediyorsunuz. Ülkeyi sevseydiniz 10 günde mazot 43 liraya mı gelirdi ya? Ülke düştü zaten ya. Dünya liginde şu anda, bak İpek, dünya liginde faizlerde 4. sıradayız dünyada. Avrupa'da 1. sıradayız. Yahu Murat Kurum düşürmüşsünüz ya, düşürmüşsünüz. Bir de şöyle bir ifadesi oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Düşünebiliyor musunuz dedi. Biz çok tartıştığımız için sizinle bunu özellikle sormak istedim. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor? Kelime-i tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Hatta son derece edepsiz ifadelerle suç duyurusunda bulunabiliyor diyor. Mesela Özgür Özel'le ilgili de ortaca zihniyeti deme gafleti gösterilebiliyor din eğitimi için diyor. Tevhid lafının yazılı olduğu bayraktan rahatsız olmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yahu tevhid lafının yazılı olduğu bayrak olur mu ya? Yani Cumhurbaşkanı ne demek tevhid lafının yazılı olduğu bayrak ya? Hani sen bağırıyordun ya, tek bayrak diyordun ya, tek devlet diyordun ya, tek millet diyordun ya, tek dil diyordun ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bayrağı var, o da ay yıldızlı bayrak. Tevhid bizim imanımızın şartı ya. Tevhid İslam'ın şartı ya. Dini kullanmayı bırak Recep Tayyip Erdoğan. Tevhid yazılı bayrak olmaz. Tevhid yazılı bayrak olmaz. Burası laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasanın ilk 4 maddesi Türk bayrağını tanımlamıştır. Bayrağı tanımlamıştır Recep Tayyip Erdoğan. Sen lafı eveleyerek, geveleyerek bayrağı değiştirmeye kalkıyorsun Recep Tayyip Erdoğan bu sözünle. Ve yine dini kullanıyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demekten hiçbir Müslüman gocunmaz, rahatsız olmaz. Bu İslam'ın temel şartıdır. Ama bayrak tektir Recep Tayyip Erdoğan. O da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu ülkeye kanlarıyla sulayarak emanet ettiği ay yıldızlı bayraktır. Onun dışında bayrak tanımıyoruz. Dinimiz İslam, kitabımız Kur'an'dır. Ama siz Müslümansınız diye size bakıp Müslüman olan yok Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, milleti öyle bir hale getirdiniz ki bunlar Müslümansa biz Müslüman değiliz dedirttiniz. Yahu Recep Tayyip Erdoğan, sen CHP ile uğraşacağına, muhalefetle uğraşacağına, şu camide birbirlerini öldürenlerle uğraşsana ya. Şu kilisede insanları öldüren DH'lı namussuzlar, şerefsizler bu ülkeye nasıl geldi hesap versene Recep Tayyip Erdoğan. Bir yıldır adam bu ülkede bu katiller kafelerde çalışıyorlar. Polonya'dan bir yıl önce araba getirmişler Recep Tayyip Erdoğan. Bunları kim bu ülkeye soktu? Bu katilleri kim bu ülkede besledi? Bunların kimliği yok, bunların ismi yok, cismi yok. Gittiler bir kilisede bir vatandaşımızı katlettiler. Sen bunların cevabını vermiyorsun. Ülkeyi birbirine düşürmek için sürekli din üzerinden kavga yaratmaya çalışıyorsun. Yine seçime gidiyoruz ya, başladın artık. Tabii Murat Kurum'un mandalina atması çok normal. Hı. Abisi çay atıp soğan patates dağıtınca ne yapsın Murat da
abisine uymuş, çorba dağıttı, şimdi de mandalina attı. Esas o mandalini attığında alanlar ne yaptı? O mandalini geri niye atmadılar merak ediyorum ya. Ne oldu bu millete ya İpek? Ne oldu bize ya? Biz bu hale nasıl geldik ya? Nasıl geldik biz bu hale? Yani 5000 yıllık Türk milleti, onurlu, şerefli Türk milleti, atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yapıp içerek cumhuriyeti kuran, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan bu millet, Kore'de kahramanlık destanları yazan, Kıbrıs'ta kahramanlık destanları yazan, Anafartalarda, Jonkbayırı'nda, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, Sakarya'da destanlar yazan bu millet nasıl biz bu hale geldik ya? Yine bugün bir görüntü izliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun lokantasından çorba almak için sıraya giriyorlar. Oylar kime diyor? Murat Kurum'a diye bağırıyorlar. O sıraya girme ya. O çorbayı içme. Murat Kurum'a oy vereceksen dik dur ya. Dik dur. Ekrem İmamoğlu'nun açtığı lokantada çorba için sıraya giriyorsun. O sıraya girmek bile seni üzmüyor mu ya? Ben hakikaten bu millete üzülüyorum ya. İktidar olduğu için söylüyorsunuz değil mi? Onu bir çorbaya, çorbada kuyruğa girmeye mecbur bıraktığı için. Mecbur bırakmışlar seni ya. Nasıl bir milletiz biz ya? Yani ekmek buluyoruz yeter noktasına geldik ya. Sinemaya gidiyor musun? Gidemiyor. Tiyatroya gittin mi? Gidemiyor. Çocuklarınla hafta sonu kahvaltıya gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Et alabiliyor musun? Alamıyorsun. Peynir alabiliyor musun? Alamıyorsun. Ya Recep Tayyip Erdoğan 2019'da tarım kredi marketlerinde ucuz burası dediğinde 5 kiloluk zeytinyağı İpek 99 liraydı. Aynı zeytinyağı bugün 2000 lira. 2000 lira ya. 2000 lira gerçekten. 2000 lira. Şimdi biz nasıl bir millet olduk ki şurada portakal atıyor ve o portakalı alıyor geri atmıyorsun. Ya bir tepki göster, seni bu hale nasıl düşürdüler diye bir tepki göster ya. 10 bin lira emekli maaşına zam yapıyorlar hem de 3 defa. 37'den 42'ye çıkarttılar 10 bin lira. 42'den 49'a çıkarttılar yine 10 bin lira. Ama itiraz yok. Allah'a şükürler olsun. Ha, peki onu konuşalım biraz. Niye? İşte onu soruyorum, bu ne oldu? Bu hale nasıl geldiğin cevabı vardır sizde. Ya şöyle, aslında vallahi yok. Billahi yok bende de. Çünkü yani geziyorum, buraya gelirken ağlayanlar, sızlayanlar, emekliler. Ya dul ve yetim maaşı İpek 5 bin lira ya. Bir de ne var biliyor musun? Emekli maaşı alıp, kocasından emekli maaşı alanlar öldüğünde, baba öldüğünde maaşları düşüyor. Çok düşüyor. Düşüyor. Ya engelli. Bizim şimdi bir gönç var. Bekliyor, seyrediyor şimdi bizim. Gönç engelli 3 bin lira alıyor. Cemal amca ben 3 bin lirayla ne yapacağım diyor ya. Yani engelli de yani yaşamaktan uzak bir engelli değil. Hayata sıkı sıkıya bağlı gönç. Beni de çok seyreden, takip eden. Ya gönç 3 bin lira alıyor ya İpek. 3 bin lira. Yani söyleme sahip. Biz 6 kişi 3 gün önce ismini vermeyeyim restoranın. Çorba içtik, çorba. Salata falan geldi. 2100 lira ödedik ya. Bugün yine haberlerde gördüm. 2 dönere 1240 lira vermiş, video çekmiş adam, ağlıyor. Şimdi 3000 lira alıyor engelli. Şimdi bu gönç 3000 lirayla nasıl yaşayacak ya? Bu dul yetim maaşı alan 5000 lirayla nasıl? Emekli maaşlarının çoğu da 6700 lira bu arada. Epey bir kısmı da 6700 lira. 10000 lirayla ne yapacak? Veya 10000 lira az subaylar ya. Az subaylık yapmış devlete 30-35 yıl. Aldığı para 14-17 bin lira. Asgari ücret kadar para alıyor ya. Asgari ücret kadar para alıyor. Makine mühendisi, inşaat mühendisi olmuş. 13-14 bin lira alıyor ya. Şimdi bunu alıp nasıl geçinebilir diye düşünüyorsun. Ve diyorsun ki bu insanlar neye şükrediyor? Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. Bunları anlatması gerekirken bugün ne konuşuyor? Şeriata karşı gelmek, İslam'a karşı gelmektir diyor. Biraz ya geleceğiz ona. Arkadaş sen emekliyi konuşsana. Sen emeklilikte yaşa takılanlar siyasi hayatıma mal olsa da çıkmayacak bu yasa dedin. Öyle bir ucube yasa çıkarttı ki İpek,
İnsanlar primini ödemek için bankadan borç aldılar, kredi çektiler. Dolar borçlandılar, altın borçlandılar. 5950 güne çıktı prim günleri. Perişanlar. 3600'ü çıkartacağım dedi, çıkarttım dedi ek göstergeyi. 140 binin üzerinde insan dördün birine gelmesine rağmen hala 3600'den polisler faydalanamıyor. Mülakatı kaldıracağım dedi. Söz dedi, kaldırmadı. Bak Bağkur esnafı. İpek Özbey'in iş yeri var. Cemal İngürt'ün iş yeri var. Yanımızda çalışanın primini biz ödüyoruz. Bağkur primini. 5000 günde emekli oluyor. Biz 9000 günde emekli oluyoruz esnaf olarak. 7200 güne düşüreceğim dedi. 7200 de fazla. Yani biri 5000 günde olurken 7200 olur mu ya? Bağkur tescil mağdurları var. Çözeceğim dediler. Çözmediler. Her programda söylüyorum. Üzüldüğüm için söylüyorum. Yani benim bir derdim, kaygım yok. Emadder diye bir hak arayan bir kuruluş bir araya gelmişler. Bir günden 17 yılı kaybetmişler. Yaşıtları emekli olurken bunlar emekliliği 17 yıl sonra alacaklar. 17 yıl sonra emekli olacaklar ya. Staj çocuk geçen berberdeyim. Çocuk çırak görmemeye alıştığımız için kuaförlerde. Genç hayırdır dedim. Adı Berat. Berat dedi ki abi ben çıraklık okulunda okuyorum. Ne yapıyorsun dedim. Asgari ücretin 1/3'ünü veriyormuş devlet. 12. sınıftakilere asgari ücretin tamamını vermesi gerekirken. Ama çocuğa her iş yaptırılıyor. Öldü değil mi? Haberleri sen de verdin değil mi? Konuştuk değil mi? İnşaatta öldü. Öyle. Mobilya mağazasında öldü. Bunların hakkını vermiyor ya. Bunları çalıştırıyor. Sigorta prim gününe saymıyor bu insanların ya. Çalıştığını. Ya çalışmış ya. Ve insanüstü çalışmış ya. Haklarını yiyen bir cumhurbaşkanı var. Getirdiği nokta şeriat. Niye? Din en iyi sermaye şu anda. Dindar dedin mi adam diyor ki aç kalalım diyor. Ezan susmasın diyor. Din elden gitmesin diyor. Bak bugün adam Gazze diye gitti. 7 tane gariban işçi biraz fabrikada rehin aldı değil mi? Evet biraz. Şimdi ne sorsan o namussuz diyor ki Amerikalı diyor iş yerini bastım diyor. Oğlum küreciyi bassaydın ya bu kadar silahın bomban delikanlıysan. İncirliği bassaydın lan delikanlıysan. Gazze'ye gitsene oğlum bu kadar delikanlıysan.